<laughs> neyse attınız mı linkleri şimdi şöyle sağma bir döneyim linklere bakayım agaların haberler var burada benim aldığım haberler var onları da şöyle toparlayalım buraya happy june'e bakacağız dem partiden özgür özele tepki ne demek gizli simsiyah bir kuzu 6. ayını kutlamış canımın hiç 6. ayını kutlu olsun daha nice oha 6 ay mı oğlum biz bayağı burada yarım yıldır takılıyor muyuz lan zaman ne çabuk akıyor ya Vay anasını satayım. 6 ay. Yarım yıl. Bir bu kadar daha gidersek bir yılı deviriyoruz. Bunun linkini nereden alacağım? Reu, reu 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 reu. Gerçek o. dünkü Kalaşnikovlu tutuklanmış. Gözünüz aydın. Ahmet abinin 7 ay abonesi açıldı geçen. 7 ay nasıl açıldı? 7 ay olmadı ki biz geleli. 7 ay nasıl açıldı ya? Bizde yok mu 7 ay? Ulan bizim neyimiz eksik? Arkadaşlar hemen hızlı abone olun bakalım belki bizimki de 7 olur. Bunlara da bakalım. Vandana haberi atılmış. Tabii ki ne yapıyoruz? Bakmıyoruz kardeşim. Bize ne Vandana aradan? Bir de onunla uğraşacağız? Yok 7 ay olacak bizim de. Ama daha 6 yeni oldu ya. Nasıl 7 olacak? Bug falandır o belki de. Ya. Evet chatten de yazan olmuş bugdır diye de. Çok muhtemelen bugdır abi. Normal olmasının çok imkanı yok. Burada bakalım. Avolog öncelikle umarım mutlusundur demiş. 20 lira yollamış. Çok teşekkür ederim. İyi diyelim iyi olsun. Umarım sen de mutlusundur. Sen benden daha iyisindir inşallah. Gerçi mutluyum ya. Bulduk bunuyoruz biraz. Bu ne? Jahoyini birini mi dövmüş? Ona da bakarız. <laughs> Dünkü Kalaçnikov'la olayını bir adam Kalaşnikov'la beraber markete girmiş de. Sıradan olaylar canım. Elinde keleş AK-47 ile markete girip sigara almış. Ankara'nın göbeği Çankaya'da. Olabilir yani böyle şeyler. Her gün karşılaşıyoruz sonuçta. Nedir ki? Herkesin başına gelmiştir. Şöyle size de ekranı vereyim. Hoş geldiniz. Günlük olay kardeşim. Ya olma yaşamadığımız, görmediğimiz gün mü var? Her zaman olur. Her zaman. Ne var abi bunda? Bu, bu kızlar Barış Harper'i ne zaman salacaklar? Bu ne ya? Barış Astastast. Ne var oğlum? Arkadaşıdır ya da beğenmiştir. Beğenmiştir olabilir. Milleti niye stokluyorsunuz? Neyi beğenmiş, ne yapmış? Delirdiniz mi arkadaşlar? Barış'ı salın bak adamın performansı falan düşer. Yakarız buraları ha. Barış diye gülmüş bir de sanki çok böyle anormal. <laughs> Barış ya. Demek bu kadının fotoğraflarını beğeniyorsun. Manyak Barış. Şuna bakın arkadaşlar. Barış Alper Yılmaz yazıyor burada. evliyor Tamam abi arkadaşıdır belki de beğenmiştir. Olamaz mı? Yani tanıdığıdır, arkadaşıdır, bir şeydir. Aa, ya yapma Barış, manyak Barış. Yayın odasına giriyorum. Bu arada gelmek isteyen agalar gelebilirler, dahil olabilirler. Bildirim niye gelmiyor? Ee, bu şey var, çan var. Gerçekten var. O çanı bir kontrol et. Onun dışında gelmesi lazım. Bana her yayının geliyor valla. Öncelikle umarım mutlusundur. Günlüğü geçiyordur. Abi okulu bırakıp temelli Avusturya'ya yerleşmeyi planlıyorum birkaç ay içinde. Ben kararlıyım. Doğu demiş. Devamı gelmemiş. Ben kararlıyım. Doğu. Doğudan sonrası nedir? Umarım senin için hayırlı olur abi Avustralya. Hmm. Süper Alışabileceğim ama Avustralya şimdi her ülke tabii ki birbirinden farklı ama Avustralya sanki biraz daha Avustralya inşallah bu sefer doğru hatırlayabilmişimdir. Doğru hatırladın mı lan? Avustralya kanguru manguru değil mi? Bu sefer hatırladın mı? Ya başardın mı bunu? Yanlış mı? Yine mi yanlış? Doğru mu söyledim yoksa? Kıta Avustralya tamam. Yani bildin mi değil mi? Amına koyayım bildin mi? 25 yaşındayım. İlk defa bunu başarıyorum. İlk defa 20 ilk bu benim ilkim. Çok mutluyum, gururluyum. Buradan aileme, beni yetiştiren anne babama ve bütün arkadaşlarıma sevgi yolluyorum. Ee, ben İsveç, İsviçre, Avusturya, Avustralya problemim var. Sürekli karıştırıyorum. Bugün ilk defa bildim ya. Vallahi ağlayacağım birazdan amına koyayım. <laughs> Bir alkışlıyorum kendimi. Gurur duyuyorum. Aferin lan sana. Evet devam ediyoruz. <laughs> Umarım her şey gönlünce olur. Avlog. Hadi bakalım. Farklı bir seçim. Şunu bir açar mısın? Bu ne abi? 3, 2, 1. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu genel yaşarım ya. genel olarak. Senin birinde izleyicim vardı. Hatırla onu. İsveç miydi? İsviçre miydi? Ya memo ama hangisi olduğunu hatırlamıyorum yine. Amına koyayım. İsviçre. Onu da ona da çalışacağız. Zamanla oturacak o da. Zamanla bak Avustralya'yı başardık. Adım adım onu da öğreneceğiz. İsviçre miydi? İsviçre'ymiş. İsviçre. Tamam. Abi bulaşma diyorum. Bu ne? Yine Başım bir tane Jago mi? biriyle mi dövüşüyor? Ne oluyor? <laughs> Bunu da akşam habere çıkarırlar mı acaba? Ünlü yayıncı Jahreyn adamı dövdü pataklanı onun haberi vardı ya. Jahrein dövdü. Beyaz haber. Jahrein evine giren hırsızı dövdü. Ünlü yayıncı Ahmet Sonuç. Tamam Jahrein adıyla tanınan sosyal medya fenomeni ve yayıncı Ahmet Sonuç evinin bahçesindeki bisikleti çalmaya çalışan hırsızı pişman etti. <laughs> Tam çitlerden atlayıp kaçmaya çalışırken yakaladığı hırsızı yere yatırdı. Yere yatırdı? Ve anasını <laughs> Öyle 5 kiloluk peluştan da... <laughs> Bir de Jaho'yu koymuşlar şey videosunu bulup yayın videosunu. <laughs> Öyle 5 kiloluk peluştan da da hakem ama... Ha, Bebeciği aldım abi. Hani bizim sevdamız... <laughs> Ünlü yayıncı Cahre'nin evine giren hırsızı suçüstü yakaladıktan sonra evire çevire böyle dövdü. <laughs> Evire çevire dövdü. Cahreyn olarak tanınan sosyal medya fenomeni <laughs> ve yayıncı Ahmet Sonuç'un bahçesinde duran bisikleti gözüne kestiren hırsız. Harekete geçmeden önce etrafı kolaçan etti. Max Beyaz Bahçe çitlerinin üzerinden gerçekten. atlayan hırsızın içeriye girmesiyle bisikleti kapması bir oldu. Bisikleti vay, dışarı vay, vay. atan Başka? hırsız tam çitlere tırmanıp kaçmaya hazırlanırken gürültüyü duyan Ahmet sonuç yakalandı. <laughs> gürültüyü duyan Ahmet sonuç. Şekila <laughs> gel bakalım kardeşim. Gürültüyü duyan sonuç Ahmet sonuç yakalandı. Diliyorum hırsızı çitlerin üzerinde yakaladığı gibi yere yapıştırdı. Ardından da yumruklarını konuşturmaya başladı. <laughs> Yumruklardan korunmaya çalışan hırsız yerde küçüldükçe küçüldü. Ahmet Sonuç'un öfkesi ise dinmek bilmiyordu. <laughs> Ahmet Sonuç'un öfkesi onun hala öfkesi dinmek bilmedi ha. Hırsızı tekme tokat dakikalarca dövdükten sonra polis aradı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler binlerce <laughs> kez paylaşıldı. Takipçilere endişelenince evet. Jahre'nin sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Arkadaşlar iyiyim. Selin çığlık yatınca mutfaktan fırladım. Sağ elimde ufak bir kırık var ama karşı taraf pek iyi durumda değil. Şahsı kolluk kuvvetlerine teslim ettim. Merak edip soranlara teşekkür ederim. Jahreyn ardından paylaştığı bu videoyla olayı tiye aldı. Öyle 70 kiloluk hırsızdan da dayak yemem ha. <laughs> bir de yeni uyanmış. <laughs> Hırsızı tiye aldı. Gönderin lan. <laughs> Kırarım kolunu. Sahilinde kırık oluşan ünlü yayıncı polis soruşturmasının sürdüğünü ve olayın takipçisi olacağını belirtti. Ben de... Nerede belirtti olayın takipçisi olacağını götten üflüyorum. Bir de yani şu var bak haber yüklenmiş altına bir sürü yorum gelmiş. 500-600 tane yorum gelmiş millet taşak olduğunu söylüyor falan. Adamlar geçtim tekzip yayınlamayı videoyu kaldırmıyor bile. Hani takılıyor bu video burada. Başka kanalda da var. Nerede var abi? Jahreyn.com hırsızı dövdü. Bir de aleykümselam kardeşim sesin gelmiyor ses bir ayarlayayım tamamdır. Hoş geldin. Beyaz TV'de var başka yok ötekiler kaldırmış abi muhtemelen. Biliyorum ben izlemiştim başka yerlerde de ama zannediyorum kaldırmışlar olayı öğrendikten sonra. Şov, şov'da var mıydı? Kaldırmışlardır belki de. Ulaşma diyor. E, yenisi hazır kardeşim. Şov bunu atsın akşam. <laughs> ay ay. Neyse artık gündeme o zaman yavaşta şöyle haberlere başlayabiliriz diye düşünüyorum. Gözalt dün bunu konuşmuştuk hatırlıyorsanız hatırlamıyorsanız hızlıca hatırlatalım. Neslim Güngen ve Kıvanç Güngen çifti kara para soruşturmasından ötürü gözaltına alındılar ee, dün. Bununla beraber daha başka insanlar da 20'den fazla insan sanırım gözaltına da alınmış şu insanlar. Yemin et bana bu görelim. çeşme aktığın sürece beni sevecek misin? Yeni model Dilan Polat. Yemin ederim ki bu çeşme aktığı sürece hatta kurusa bile e, benim aynısı. kalbimdeki aşk sönmeyecek. Bu çağrılar bunlar dün gözaltı anlar, onunla alakalı bir gelişme var sanırım. Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahipleri neslin ve inanç görevleri marketten alınan ipleri gençleştirme ipi olarak sattıkları ortaya çıktı. Bence iyi yapmışlar. Yani gençleştirme ipi diye bir şeyi satın alacak adam bence marketten alınmış ipi almayı hak ediyor. Hani Lokman hekim misin amına koyayım sen? Gençleştirme ipi ne abi? Yüzyıllardır insanlar bunu arıyor. Sence oradaki kudret bir tane ipte olabilir mi? Buna inanıp alacak adam da bırak alsın. Ne bileyim gençliği vardır belki yine bu tarz ürünler satan hemen bakalım işte yüzünüzdeki ölü deriyi alıyoruz falan gibi sizi gençleştiriyoruz diyen <laughs> ya yok başka satan yok bir bunlar varmış ha mucidi de bunlar yani süper simyacı çift millete gençleştirme ipi diye marketler alan ipi satıyorlarmış artı olarak bazı kremleri de yine gençleştirme kremi vesaire diye satılan bazı kremlerde nemlendiriciymiş. Baya düz nemlendirici. Hepinizin evinde olan, kullandığı. Onu da işte gençleştirme kremi, işte bilmem ne gözeneklerinizi açıyor. Şu bu falan diye satıyorlarmış. <laughs> Hayırlı olsun alana, para verene. Kendisinde milyonlarca takipçisi var. Muhtemelen bir sürü insan hani yine milyonlar olmasa da bir sürü insan almıştır bunu. E, bundan sonra böyle insanlara inanmayın. Eğer gençleştirme ipi ihtiyacınız olursa babaya bir telefon. Yazıyorsun aa benim gençleştirme ipi ihtiyacım var diye bende var %100 gerçek bunlar gibi Yandı, marketten almadım ya. kardeşim marketten almadık bunlar gibi anneannemin fazlalık eski halı dokuma iplerini gençleştirme ipi olarak iteleyeceğim size beni ararsanız ben size iletebilirim buna inanacak adam şu tamam. an izlemiyordur muhtemelen Muhtemelen hoş geldin türkücüm hoş buldum canım benim nasılsın iyi misin İyiyim. sen nasılsın canım İyiyim ben de yeni uyandım günaydın belli sesinden gençleştirme ipi kullanıyor musun sen de Gençleştirme ipi kullanıyorum kanka. Aynı zamanda bir tane yara bandı aldım ben kanka. Benim sağ sol Hı -hı. bacağım yok. Onu çıkartacağını beyan etti. Doğru. İnşallah 3 hafta sonra sol bacağım yeniden çıkacak. Tebrikler. Lokman Hekim kardeşim. <laughs> Geçiyorum bunu. Bu arada sabah bir haber daha duydum bunlarla alakalı. O da e, bu şey. Bu soruşturmayı açan müfettiş de gözaltına alınmış sanırım. Onu da şöyle bir göstereyim. Evet. Neslim Güngör soruşturmasında şoke eden detay. Masak'ın görevlendirdiği müfettiş gözaltına alındığı iddiası var. Ee, sebebi de neymiş hemen bakalım kardeşim sebebine. Ulan ne kadar çok. Heh. Kayıt dışı aramaları ortaya çıkmış. Şimdi birini görevlendiriyorlar. Git sen bunları araştır. Varsa bir terslikleri bilgi topla. Biz de operasyon yapalım diye. Masak görevlendiriyor. Masak ne? Maliyenin özel harekatı gibi düşün Özel harekat mı var? Yani gibi, ya tabii ki böyle bir şey değil de özel <laughs> falan. Hani gibi anladın mı? Böyle gelir ve ananın ruhunu burnundan çeker gerçekten bir şey yaptı. <laughs> tam vergi sana, vermedin. Lan. Sabah altı evet. şafak operasyonu yapıyor mu? <laughs> Vallahi kardeşim keşke masa keşke sabah altıda operasyon yapsalar burnunda kalsana. Hani harbiden ömrünü ruhunu burnundan çeker alırlar. Dikkatli olmakta fayda var. Ya işte bu bütün kaçırma olaylarını dolandırıcılık şu bu zartı bilmem ne hepsini masak araştırıyor onların. Tamamı masakta. Allah yardımcılar olsun kardeşim. Eyvallah kardeşim. Bu müfettişin de gözaltına alınma sebebi bu müfettişin 30'dan fazla kez Neslim Güngen'i bu az önce kulağına para sokan kadını cep telefonundan arayarak kayıt dışı görüşme talep ettiği saptanmış. Yani normalde görüşmeler devletin bilgisi dahilinde kay, işte e, hanımefendiyi bir yere çağırırlar oraya gider orada ifadesi alınır şeklinde olması lazımken 30 kere arayıp kayıt dışı görüşme e, talep etmiş bu sebepten ötürü bu müfettişi de operasyona dahil etmişler müfettişi de gözaltına almışlar sonra olayla ah, alakalı böyle gadget. bir tabii müfettiş gecit gelişmesi işte. var kardeşim bunu en son alayım bunlara sinirleneceğiz çünkü belli ki en son sinirlenelim bunlara <laughs> şimdiden ayarlıyoruz <laughs> Komple girer bu yani çok fena masak bizden masaya giden konu olursa sıçtı o adamlar zaten yarayıyorlar demiş. Allah kimseyi masaya düşürmesin. Amin. Özellikle Bahadır Telci. Amin. Kardeşim. Amin kardeşim amin. CHP'nin ışıkları aç kapa protestosuna dün yine incelemiştik. Katılım olmaması Halk TV'de şaşkınlık yarattı. Allah Allah. <laughs> Aa nasıl insanlar ışıklarını açıp kapatmamışlar mı? Burada sağlı sollu evlerin olduğu bir sokaktayım ben aslında ama yanan ışık yok işin tuhaf tarafı. Şimdi tabii Kadıköy'de de aslında Tunceli'den farksız mı bilemiyorum. Şimdi burada da sağlı sollu e, evlerin i̇şte Kadıköy'de yani olduğu bir sokaktayım ben aslında ama yanan ışık yok. İşin tuhaf tarafı hani ışık yanıp söndürmeyi bırakın ya da yanan ışığı bırakın Hasan Sedat Yalçın göstersin şöyle arka tarafımızda doğru ee, yani bu tarafta da aynı şekilde evleri görüyorsunuz evlerde yanan ışık yok. Sanıyorum henüz duymayanlar da var. İz Çünkü seçilen saat daha tamamen güneşin battığı saat değil bazı insanlar ışıklarını yakmamış oluyor yani bir de şey gibi eksileri de vardı bence duyuruldu duyurulduğu gün yapıldı bu protesto. Ve yani insanlara bence yine bu bencesi e, hatamız olabilir ama e, ne işe yarayacak bu dedirtecek bir eylem protesto bence. Ha, belki zamanla atıyorum bir ay durmaksızın yapıldı daha fazla insan katılabilir ama hani ilk gün için çok e, bence insanların umursayıp reaksiyon göstereceği bir eylem olmamış Annen Beton CHP'ye 50 yıldır CHP'ye atıyor. Kadının haberi olmadı protestodan. Saat 9 olunca söyledim protesto var katılacak mısın diye selektör mü atıyoruz Recep'e deyip reddetti. Recep'e selektör mü atıyoruz cevabı çok hazır cevap, bir cevap. Anneni tebrik ettim yani harbiden güzel bir cevap verilmiş. Recep'e selektör mü atıyoruz. Açıkçası ışığı açıp kapattım diye ampul patlarsa diye bile yapmam diyen var bir de. Ben de panjuru var. Şaşırılmış şimdi. İzmir'de mı? nasıl durum? İzmir'de Yağmur. nasıl durum? İzmir'de de çok farklı değil gördüğünüz gibi. Kimse açık kapı. Ankara'da var bir bak sol yukarıda. Aa, Ankara'da da yokmuş pardon. Dün bir iki tane video gördüm ben ama onda da çok fazla insan katılmamıştı. Çok insanların umursadığı bir eylem olmadı. Yani ilk gün için devam edecekler sanırım yine. Bakalım bugün nasıl görüntüler gelecek? Gelecek mi? Bir farklılık yaşanacak mı yoksa aynı şekilde devam mı edecek? Orada yayının Uh, ilerleyen saatlerinde hep beraber göreceğiz. Bugün de yapacaklarmış, paylaştılar mı? Şey falan daha bence efektif olurdu. Hani illa evden bir şey yapalım, sokağa çıkmayalımsa mesele. Ne bileyim tencere tava vurmaca sağa sola. Hani ses çıkarma. Çünkü millet sesi duyar, bu ne der. Sorar, öğrenir, kendi de katılmak ister falan. Işıktan insanın haberi bile olmuyor ki. Abi dışarıda istediğin kadar ışık yak, söndür. Dışarıya girip bakmadığım sürece... Yani... Kimisi şey yapmaz, hani görmez, etmez, dikkatini çekmez. Neyse devam ederiz Onu da zamanında yaptık tabii şeyde yapılmıştı korona döneminde evlere kapalıyken iken. Kardeşim şöyle yeni, da şey yeni bir pandemi kafayı toparlar sanki ya. Ne diyorsun? Evde Kanka, bir, bir buçuk yıl kötü. yatmaca. <laughs> kötü olmak istemiyorum ama harbi bir işe yarar ya. <laughs> bir kafayı toparlar kardeşim, yatarız bir bir buçuk yıl. <laughs> <laughs> Bir sigara al o lafı. Ne olur? Ne olur şaka yapıyoruz kardeşim Biz de istemeyiz. Gezi Parkı zamanıydı ne pandemisi? Gezi Parkı zamanında da oldu da en yakın da pandemide yapıldı. oldu abi yani. Pandemi daha yakın olduğu için o örneği verdim. Gezi Parkında daha başka şeyler de oldu yani örnek verecekse bence onları örnek göstermiş. Bunu da geçmiş olduk ve evet o az önce ya bunu keşke diğerinin arkasına hemen koysaydık. Özgür Özel Bey dün paylaştılar sanırım bunu tabii. Saat 21'de Ankara milletvekillerimize ışıkları açıp kapattık. Ya geçim olacak ya seçim olacak. Ben de buradan destekliyorum, katılıyorum. Saati geldi mi bilmiyorum ama oldu mu? Teşekkürler. Bugün grup toplantımızda bir çağrı yaptık. Dedik ki asgari ücrete zam vermiyorlarsa, emekli maaşını asgari ücret düzeyine çıkarmıyorlarsa, çiftçinin, esnafın sesini duymuyorlarsa biz buna karşı ayağa kalkıyoruz ve Sesimizi yükseltiyoruz. Bütün Türkiye'yi bir ortak eyleme çağırdık. Eylemimiz saat 9'da tüm Türkiye'de elektriğe zam yapanlara, iğnede her şeye zam yapıp da emekliye ve emekçiye zam yapmayanlara, çiftçiyi ve esnafı bu durumda bırakanlara itirazımızı yükseltiyoruz ve ışıkları açıp kapatıyoruz. Haydi bakalım. Biz bu eylemi Ankara'da bütün Ankara milletvekillerimizle birlikte başlatıyoruz. <laughs> Peki ben şeyi öğrenmek istiyorum. Merak ettim. Video editöre bu sorum. Bu sekans neden var? Şurası neden var? Diyoruz. Mertcan Bahar <gülüyor> videosuna <gülüyor> benzemişler. Çok... <laughs> bu arada gerçekten Mertcan Bahar videosu gibi olmuş. Korku filmi gibi bir anda yaklaşıyor. Gözlere odaklıyor, uzaklaşıyor. <laughs> yetini çalışıyor kardeşim. Bugün grup toplantısı. Bu şekilde Özgür Bey ve e ekibi de bu eyleme katılmışlar. Devam ediyoruz efendim. Abi zamlardan dolayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödeyemediği ve mumla falan hayatta kaldığı eylem daha iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> bu arada ya bir şey diyeceğim o eylem bence kötü bir eylem değildi ama orada da şöyle bir hata oldu bencesi bu işin. Kemal Kılıçdaroğlu tek başına katıldı. CHP'liler bile katılmadı. Bir de bunu söyledi. Yani ben başlatıyorum katılan katılsın falan. Abi böyle eylem mi olur? Milleti sen örgütleyeceksin bu konuda. Hadi bunu yapıyoruz ödemiyoruz diyeceksin. Orada da şeyden çekindiler. E, sivil itaatsizlik derlerse. Ya derlerse desinler amına koyayım Milletin götüne yılan girmiş. Leylek arıyor. Çok özür dilerim de. Hani canı çıkacak. Fatura ödeyemiyor. Bir şey düşünüyoruz. Ya bunu derlerse. Yani o noktada belki... Ee, bu vatandaşın da katıldığı bir eylem olabilirdi. Vatandaş katılmayınca çok böyle tabi sesi duyulmadı. Hatta dalga falan geçtiler Kemal Kılıçdaroğlu'yla. Ben AKP'lileri falan gördüm. Kemal Bey ne kadar geldi fatura söyleyin biz yatıralım ibanınızı atalım falan diye böyle yazan şeyler vardı. Çarlar. O da mesela çok etkili olmamıştı o zaman. <laughs> Mimarlık, eczacılık evet okullarla alakalı. Bununla alakalı bir iki haber daha vardı sanırım ya. Onları da böyle alabilirsek daha da iyi olur. Mimarlık, eczacılık, psikoloji, e, beslenme, diyetetik ve bazı temel bilim programlarının kontenjanları düşürülecekmiş. Vallahi iyi olmuş. Bu yıllardır konuşulan bir meseleydi. Gereğinden fazla mezun veriliyordu zaten. Tabii ki sınava giren arkadaşlar belki üzüleceklerdir. Aman efendim sıralamalar şöyle olacak, böyle olacak. Eskiden kazanabiliyordum, şimdi kazanamayacağım falan ama bu gerekli bir şeydi bence. İşsiz kalman nedir ya? Evet ileride yani bu işi bu okuyup 4 yılını 5 yılını buraya verip sonrasında işsiz kalmandan bence de daha iyidir. Yani ben bir eğitim uzmanı değilim tabi asıl yorumları onlardan dinlemek, lazım. dinlemek lazım lakin düşündüğümde ben bunun mantıklı bir e, adım olduğunu düşünüyorum. Bir de ikinci öğretimler sanırım iptal edilmiş değil mi? Hemen oradan şu nasıl haberi ol? de getirelim. Bayağı artık ikinci öğretim yok. Ananız ki nasıl yok? Nasıl Oğlum, yok çok değil yok yokluk zaten nasıl yoluyla anlatılamaz. Yok kardeşim artık yok ettik <laughs> bayağı yani. Oğlum ben çok memnunum. ikinci öğretimden. Hayır, e, benim okulum bitti mi şimdi yandı mı? Onu bilmiyorum. Onu artık sen arayacaksın, öğreneceksin, soracaksın ama muhtemelen sizi yakmazlar. Sizden sonrakilerde falan iptal ederler ya da işte sizi başka bir yere taşırlar. Onu bir arayıp öğren sevgili kardeşim. Olur. İnşallah <laughs> uzaktan eğitim alırlar bize. Ya seni mezun ederler ama uzaktan eğitime falan alacaklarını zannetmiyorum. Sen gidene kadar belki devam ederler. İkinci öğretim ne demek? İkinci öğretim işte akşam üniversiteye gidiliyor ya. O ikinci Beş, öğretim. 5-10 arasında Yok başkan Erol Özvar devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı. Bu kararın mevcut koşullarla birlikte bazı etkileri şöyle olacak diye tahmin paylaşılmış. Devlet üniversitesinden vakıf üniversitesine ilgi artacak. Yani çok büyük bir ilgi artacağını düşünmüyorum. Ben sadece ikinci... Ö ...öğretime gitmek isteyenler... ...ilgi gösterecektir. Çünkü özellerde ikinci öğretim hala iptal edilmedi. E, hala devam edecek o uygulama. Ki çok pahalı oğlum özeller. Nasıl gidecek Ki, insanlar Evet pahalı diyor. yani. Bu işte ama şöyle bir eksisi olacak. Mesela normal öğrenciye... ...yani sadece okula giden öğrenciye oku ama... E, ...özellikle bu ikinci öğretimde... ...puanı yetmeyenleri bir köşeye koyarsan... ...çalışıp akşam üniversiteye gidenler vardı ki burada da onu da yazmışlar onlara biraz sıkıntı olacak yani millet sabah çalışıyordu akşam okula gidiyordu artık öyle bir şey yapamayacak yapmak istiyorsa da özel'e gitmesi gerekecek gibi bir durum var ya da o yani ona uygun akşam saatlerinde çalışabileceği bir iş bulacak aparttaymış olayı artık nanay evet <laughs> bizim bir tane arkadaş vardı bunu örneğini verim ee, aynı apartta kalıyorduk şu an Hollanda'da psikoloji okuyor gerçi de İngiliz dili ve edebiyatı sanırım okuyordu şeyde de İzmir'de de İşe başlamıştı, İşte işe gidiyordu, işten geliyordu, okula gidiyordu falan. İş parası tatlı geldi, lavuk okulu bıraktı. <laughs> Şaka değil. vallahi okulu Olması bıraktı. Bir, bir ay, bir buçuk iki ay falan sanırım bu şekilde devam ettirdi. Ondan sonra baktı ulan işe gidiyorum ben iyi para da geliyor elime falan ve hani şeydi düzenli bir iş değil ya, kafede mafede bir yerde çalışıyordu. Okulu bıraktı, kafede çalıştı bir sene. Ondan sonra işte Hollanda, Hollanda'dan devam ediyor falan filan. <laughs> Aklıma o geldi bunu söyleyince. Çünkü hem çalışıp hem okuyan kişiler buna mecbur kalacak denilmiş. Devlet üniversitesi akademisyenlerinin ek gelirleri düşürecek. Buna bağlı devletten vakıfa akademisyen transferi artacak. Bunu bilmiyorum. Vakıf üniversiteleri öğrencilerden daha çok zamlı ücret alırken akademisyen maaşları çok düşük kalacak. Bu da okula bağlı özel bir yorum olmuş bence. Vakıf üniversiteleri diploması tam ticarethane özelliğini daha da arttıracak. Bu maalesef Türkiye'de hep vardı. Umarım daha da artmaz. Yani harbiden parayla diploma aldığın bir sistem. Böyle binadan bozma bir üniversite sen üniversite eğitim yuvası parasını verdiğinde alıyorsun şeyini diplomanı. Bunları çoğundan mezun öğrencilerde de kalitesiz eğitim hayat boyu sıkıntı çekecek. Şikayetçi müşteriler olarak asgari ücretli kölelikte baş başa bırakılacak diye. Şöyle bir e, fikrinde belirtmiş beyefendi. <laughs> Milletin yorumları ne olmuş acaba? Av yazarsın işte Twitter Bion'a değil mi? Şeyde koyarsın adalet terazisi bir tane fotoğrafı. 4 <laughs> yıl Zarttri Zort'ta okuyup niye iş bulamıyoruz? Abi işte yani millet bence bunu ağlamakta çok da haksız değil. Zarttri Zort açılmasın abi o zaman. Mesela biz niye bekledik ki bu kadar bu kontenjanların düşürülmesini? Zaten fazla mezun veriyordu. Millet atanamıyorsan ardına biraz daha mezun pompalıyorsun. Yani tamamen şeye dönmüş durumdaydı işte. Üniversite eğer çok iyi bir bölüm, çok iyi bir üniversiteye gitmediysen işte kimisi için aile evinden ayrılma yolu, kimisi için askerliği geciktirme yolu, kimisi için işte memleketinden kopup biraz hayatı yaşayalım aga demenin yolu falan. Buna dönüyor yani gerçekten iyi bir üniversiteye gitmiyorsan. Bim için personel bulma kurumu. Ee, biraz Yadır o yüzden ben zaten... de fazla beklendiğini düşünüyorum bu iş için. Evet canım. Kanka zaten spesifik bölümleri okumuyorsan, işte tıptır, nedir, mühendisliğin birkaç bölümüdür, falandır, filandır. E, asgari ücretle başlıyorsun hayatına. E, i̇ş bulursan o da tabii. Alanında. İş bulursan. Tabii. O da önemli. Sadece bunlar değil üst sıralamadaki bölümlerin de düşürülmesi lazım demiş. O kadar yani bence genel bir üniversite sayısında azalmaya gitmemiz lazım. Bu işin bencesi çünkü okullarımız çok kalitesiz, hocalarımızın çok ciddi kısmı aşırı kalitesiz, slide'dan okuyayım geçeyim böyle bir akademisyen olmaz, olmamalı. Sen ne bileyim hayat bilgisi öğretmeni değilsin. Sen üniversitede akademik ders verecek bir akademisyensin slide'ı okuyayım geçeyim ne İstiktir git o zaman ben de slide'ı açayım okur geçerim yani hani işin bu olmamasına rağmen. Hatta bazı slide'ı da okumuyor veriyor çocuklara millet gidiyor evinde falan okuyor çalışıyor. E, bu korkunç. Ondan sonra akademilerimiz başarısız. E, yani böyle hocayla akademi tabii ki başarısız olur. Tabii canım. Bir bu. Bir ikincisi de yine dediğim gibi biz mesela çok övünürüz. Erdoğan ağzından düşürmez. AKP'lerin en çok övündüğü meselelerden biridir. Efendim her şehirde üniversite var aferin iyi yani bir şey diyeceğim olmayacak. Niye her şehirde üniversite var canımın içi? Yani senin bu kadar çok mezuna ihtiyacın var mı? Bu kadar çok. Hayır yok diyorsun hatta bir sürü insan biz atanamıyoruz. 2 yıldır bekliyorum 3 yıldır bekliyorum yakınıyor değil mi? E sen ne, niye pompalıyorsun bunu? Ne faydası var? Valla tek bir şeye faydasını gördüm işte insanlara sosyal hayatta bazen bir şeyler katıyor. Bir de işsiz sayısı daha az gözüküyor. Da, okuyor olarak gözüktüğü için işsiz olarak gözükmüyorsun. Onun dışında yok yani. O zaman iyi her mahallede harbiden bir tane üniversite açalım. Remzo hoş geldin bu arada abi. şey yapılacak mı acaba? Ben onu merak Hı. ediyorum. Üniversitelerin kontenjanları belirli bölümlerle başlandı. Muhtemelen bu tamamına yayılacak kontenjan azaltma. Eskisi Umarım. gibi meslek eğitimine de e, tekrardan yatırım yapılacak mı? Çünkü meslek liseleri, meslek Ona okulları map falan yarra yemiş durumda Yani to çok o durumları çok bilmiyorum. Ona map bakar. Yok, tarafı açıklama, sonra Milli Eğitim'den açıklama lazım. Milli Eğitim'in bir program uygulaması lazım. Ama yeni Milli Eğitim bakanlığı da bu seçimden sonra gelen Milli Eğitim Bakanı da ben daha övenini görmedim öncekini yine beğenilmiyordu ama öven vardı. Ya iyi adam şunu yaptı falan. Arada bir şeyler diyordu. İcraatı var mı ki? Bu, ben hiç duymadım oğlum. Bu Milli Eğitim Bakanı'nı <laughs> ya ben de aşırı yakından takip etmiyorum Milli Eğitim'le işim olmadığı için. Haberlerden takip ediyorum sadece ama e, bayağı böyle nerede görsem adam hakkında negatif yorum. İşte müfredatla alakalı da işte alınan kararlarla alakalı da bu bizim burada konuştuğumuz kıyafet meselesi olayları falan oldu. Yani her böyle parmak attığı yerde bir sıkıntı çıkıyor. Beyefendilerim. Biraz baskı altına alırsak bu Recep'im onu değiştirir muhtemelen ya. Hani benim Recep'im. Re, ya Recep'im bunu değiştirir Lacibertim, bunun lacivertini getirir işte. Kanka öyle böyle illa bir tane kırmızı buluruz ya aralarında. Meslek yüksek okullarına önem verilmesi lazım. Yerli üretimin devamı için bölümler şart demiş bir kardeşimizin. Kişi sayısını düşürüp istatistiksel şekilde güzel göstermeye çalışıyorlar. İşsizlik değişmeyecek gene işveren ucuza yüksek kaliteli çalışan arayacak demiş. Bir dönem o çok patlamıştı. Şu an yine biraz daha insan. Bir dönem böyle şey. Adam kasiyer arıyor üniversite mezunu olsun diyor. Ne yapacaksın? Götüne mi sokacaksın üniversite mezunu kasiyeri? Yani böyle garip beklentiler vardı bir dönem. İlanlarda falan görüyorduk. Yayında bakıyorduk, takip ediyorduk. Saçma Allah'tan saçma. Allah'tan ona engel oldular ya. Hani belli bölümlere üniversite diplomanla başvuramıyorsun kanka. Mesela fabrik, üniversite diploman varsa fabrikaları üniversite diplomanla başvurduğuna yararlıyorsun tabii. Al, al, alamıyorlar almıyorlar yani. Hem Allah ekstra Allah maaş ya. vermesi gerekiyor hem de üniversite mezunu adamı işçi statüsünde çalıştıramıyor kanka. Hmm. Evet Allah kardeşim. bilgi için teşekkürler. biz yılların ameresiz ya öğrendik aman <laughs> <peyni. gülüyor> Aileler de bitiyor biraz herkes Anadolu lisesine yolluyorlar İtler köpekler gidiyor mesleğe maalesef gidemiyorsun o zaman demiş. E çünkü herkeste de özellikle bizim anne ya benim gözlemlediğim anne babalarımızın olduğu nesilde çünkü onların döneminde böyleymiş oku kurtul mentali var. Ya yani nedir hmm. oku kurtul? Olmuş işte liseni bitir, git üniversiteye, üniversiteni de bitir ondan sonra o rahat ama şu an öyle bir dönem yok. Onların döneminde öyleymiş hatta yani onların döneminin ve biraz gerisinde üniversite okumana da gerek yokmuş. Liseden de direkt mesleğe geçebiliyormuşsun ama Dayım, tam o... lisesi mezunu işte benim. Tam o şey dönem denk geliyor abi özellikle memur çocukları falan daha çok karşılaşır, karşılaşır buna işte oku hayatını kurtar. Yani artık böyle bir şey yok. Artık okuyunca hayatının ne olacağı bölümüne bağlı, senin ataklığına bağlı, iş bulup bulu, iyi bir yerde iş bulup bulamaman her şeye bağlı. Oku kurtul diye bir kafa yok. Her alanda. O yüzden onun da biraz değişmesi gerekiyor belki de. Yani gönderiyorsun o çocuğu üniversiteye de işte sik üniversitesi sok bölümü. E gönderdin ne olacak buradan çıkınca? Diplomalı işsiz. E diplomalı işsiz olacağına 5 yılını bu çocuk oraya vereceğine ne bileyim bir mesleğe verse ya da varsa hani paran ya da babanın işi başka bir yatırım bir iş düşünse o 5 yılda onu yapsa falan. Ama işte çok yakıştıramıyoruz sanırım çocuklarımızı da. Hayır benim çocuğum okuyacak falan. Yani Oğlum, şey değil. O biraz garip oluyor ya. Ha, ne canım? Anka mesela ee, 14 yaşında falan bu meslek okulları falan başlıyor. Meslek okul muhabbeti 12-14 yaş arası. Çırak yetiştirme kursları falan var ya. Hı hı. Oğlum adam orada başlıyor. 18'in 19'una geldim altın arabasını çekiyor. Tamam mı? Zaten yıllardır parasını kazanıyor. işin ustası olmaya başlıyor. 20'lerinde 22'sinde çok rahat ediyor maddi olarak mesela. Bu adam avukat olsa o kadar para kazanamaz 22'sinde 23'ünde. İşte bunu değerlendirmek yani anlamak buna göre yaşamak gerekiyor artık bence ama bu tarz süreçler sancılıdır. Bir 10-20 yıl daha böyle gideriz en azından diye düşünüyorum ben. Meslek lisesinin konumu önemli abi. Bir de sen Antalya'dasın biliyorsun. Şimdi SSK var, Fetat Tamince var. Şu an Fetat Tamince Türkiye'nin en donanımlı meslek okulu ve ben de oradan mezunum. Göz kırpma. Kardeşim, Vay tebrik kardeşim. ederim kardeşim. <laughs> Helal. Beni 3.20'nin ne zaman oluyorsun kanka? <laughs> kardeşim, yanla çabuk. İşin kötüsü o kadar gazlanıyor ki herkes bu sefer kazananla kazanamayan birbirine düşman oluyor. Valla ee, vallahi bilmiyorum. İleride tabii belki de fikrim değişir. Daha bir baba değilim ama ileride çocuğum için bu, bu işi o kadar da abartmamayı düşünüyorum. Yani okusun isterim kesinlikle desteklerim maddi manevi ama hani baktık marş basmıyor ya da istemiyor falan o okay abi, yani o ok, illa okumak zorunda da değilsin yani varsa başka bir yaratabileceğimiz iş imkanı o da gayet denenebilir yani annemin yaptığını <laughs> yapmayacağım kardeşim. Hangi okula vereceğin parayı dükkan açarsın çocuğa. Şu şarjı an. bitti şu an. bir saniye Parayla. bir değiştireyim. Bugün erken bitti şarj etmeyi unutmuşuz. Bugün bununla yayın yapacağız. Bunu da takmayı sevmiyorum ya. Kardeşim bu ne ya. Gençleştirici ip satacak benim çocuğum. Ve otizmle eşek ticareti yapacak inşallah. Onun hakkında ayarlarım bunlar kardeşim. Otizmle eşek ticaretinde çok iyi para var diyorlar. Evet. Çocuk yürümeye başlayınca direkt topçu yapacağım. Hep sol ayağına atacağım topu. Hele bir vurmasın. Hele bir vurmasın. <laughs> Remzi Koşak 4 kişiye abonelik hediye etmiş. Remzi çok teşekkür ederim abi. Kesene bereket. Allah razı olsun. Sağ olasın. <laughs> kulaklık çok komik duruyor sende nedense. Alışık da değiliz ya. Bilmiyorum, garip durması normal. <laughs> Şunu biraz... Sana bir tane daha mı alsa acaba kulaklık? <laughs> e, gerek yok. Şarjı takmayı unutmuşum. Şarjı taksam sıkıntı olmazdı da. Neyse bunu birazdan kalkınca şarjı takarım. Tabi dikkat etmek lazım mesela Atlas yazmıştı çocuğumuz e, işsiz olup Twitter'da mavi tik alıp etkileşimden para kasmaya çalışan e, birisi de olabilir bunlar gibi. Allah korusun. Ya. Her şeyin altına şunun gibi yorum falan yapıyor olabilir. Ona da dikkat etmek lazım. Erzurumlu adam kulaklık mı takar? Abi mecbur Discord'dayız. Mecburuz. Baran isimli TikTok kullanıcısı. Bunları yapın bir ay sonra odağınız gelişmesi gelip yüzüme tükürün diyor. 6,5 dakika ben siksem bunu izlemem. Bir ay sonra da geleceğim. <laughs> <laughs> USDT üzerinden para aklayabilir tabi abi. Çok tehlikeli bir seçim. Dikkatli olmak lazım. USDT üzerinden para aklanabilir. Paravan bir yayıncı olabilirsin. Abi ben yurt dışında okumak istiyorum <laughs> ama üniversitelere girmek için herkes aynı şeyleri yapıyor. O yüzden ne yapsam bilemiyorum. <laughs> Burada kul yeni ee, 6. kutlamış. Çok teşekkür ederim Micaeler abi. Baştaysın sağ olasın. Sokak röportajlarında elinde balya, balya balya parayla konuşan şahıs. Erdoğan 24 yıl bu millete verdi. Şimdi dış güçlerin oyunlarını hepimiz görüyoruz. Oğlum bunlar hala mı var ya? Lan bitmediniz mi? Abi 6 yıl oldu ya. 5 yıldır He, sürekli aynı şeyleri söylüyorsunuz. Artık değiştirin. Ne dış gücün oyunu hangisi? Yeni oyun mu geldi amına koyayım? Bugün de et yeme, salata ye, ekmek ye ne var? E yarın, öteki gün, ondan sonraki gün kayıp giderse hepimiz boku yedik. Allah yeter ki gitsin. <laughs> Savaşta değiluk, aç değiluk, açıkta değiluk. Aç, bak, değiluk. Açıkta değiluk. Ne güzel otur ayruk Bakın sokak var. Ha buraya eskiden sokak mı vardı? Oh, bak. Adam orada rahat biliyordur ama bomba başına ya açlıktan eli. Bu yüzden toyumsuzluk var. Ulan niye bağırıyorsunuz? Bir evde üç tane araba var. Biz niye o zaman biz... az önce Filistin'le bir tutulduk amına koyayım ya? Biz evet biz niye savaş altındaki bir ülkeyle bir tutuluyoruz abi gerçekten <laughs> ne mana? Daha kötüsü aslanlar yiyor kardeşim amına koyayım oturuyor burada rahat rahat. Mesela her evde üç araba var dedi. Bana bunu dört yıl önce falan biri demişti. Onu bulabilir miyim bilmiyorum. Nerede arabam yazsam çıkar mı? Purple Bix'i nerede benim arabam? Yok mu? Ben bir rage atmıştım orada. Her evde 3 araba varmış. Nerede lan benim üçüncü arabam? 2. arabam? Hangi ev o vallahi hatırlamıyorum. Nerede kardeşim? Uç tane araba nerede? var. Bir evde üç tane buzdolabı var. Bir, ev... bir evde üç tane buzdolabı kimde var abi? Bir evde 3 buzdolabı. Dayı bak vallahi kasketini gelir seni paramparça ederim orada. Erotik anlamda, dövme <laughs> anlamında değil dayı. Merak etme. <laughs> Senin pantolonu yırtarım amına koyayım. Vallahi var ya tarumar <laughs> ederim ha. <he>. üç <laughs> tane televizyon. Lan Jaho'nun evinde bile üç tane buzdolabı yok. Yalancı adam. <laughs> <laughs> ne ile bu millet? Ne ile pahalı? var ya. Türkiye'de yok yok diye bir şey yok ya. mı? 2 milyar yiyor mu? İnşaat yok 2 milyar. Ayda 60 yedi ya. 60 milyar iki bin dolar bana yapar. Ama adam bir oyun Öyle bir hayat yok. Ben hayvancıyım. Bir inek 150 milyar. 150 milyar. Böyle bir para yok. Aa bak bir çarşafın bir hayvan sattım. Aa burada bir çuval para var. İçerli işte al. Aa bu paradır. Para para. Aa, Aa para. Poşette paradır. Ha. Bir buzağı sattım. Vallahi bir buzağı. 60 milyar para var. Bir buzağı. Buzağı 60 kağıt mı ediyor lan? Jaho'da asansör Bir tane abi. ikinciyi yaptıramadık. Maalesef. Mesela ineğin 150 bin olması ne? Yani 60 olması neyi kanıtlıyor? Ben onu anlamadım. Aradaki bağlantıyı kuramadım çok. Koptum biraz. Ver 24 tane. Şimdi sorgulamamak lazım. Verdi 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 okuyacağım Remzi. Remzi 10 kişi abonelik hediye etmiş. Remzim. Abi vallahi kesin bereket. Bu total 10 musam. Dolu musam boş musam. Alo. Sesini zaten alkit. Alo. Ayakların yan basir geldim kardeşim. Yoksa sen sen sen. Sen resledi ya. Niye anlamadım. Kanka yine başlıyor muyuz ya? Düzelmişti bu. Niye oldu yine ya? İnşallah bir kanka daha Kanka olursun. sen güzel evet. ekran ve Biz senin yorumlarından ne devam Kanka ekran mesela dün de hiç vermedim. Dün kapanmadı mesela. Değişik anlamıyorum abi. Anlamlandıramıyorum. Bir sürü şey de yaptım. Yine düzelmedi. Allah Allah. Benim sanırım harbiden bilgisayarı değişmem lazım. Deneyebileceğim her şeyi denedim çünkü. Uf. Kik değil abi. Bilgisayar restart attı durduk yere kendine. İnternet falan problemi de değil. Önceden o oluyordu, onu çözdük. Şu an durduk yere bir anda bilgisayar kendini yeniden başlattı. İçerisinde klimayı açtım aslında. Dur biraz daha açayım. Sıcaktan mı kapanıyor diyeceğim ama zannetmiyorum. <laughs> Neyse. devam edelim kaldığımız yerden. Gün olmamıştı hiç mis gibiydi. Discord donanım ivmesini kapattım abi ya. Ama evet bir dur bakayım Yayın vermeyeyim bir böyle deneyelim. Zaten video yok. Ya olursa da yayından bakın mı kardeşim? Ben hayal edeceğim kan gözlerimi kapattım. Hayal Senin şimdi... Yorumlardan. Çünkü bana anlatsın bakın. <laughs> Kendilerine amedin gülleri. Ney? Ahmed'in gülleri ya, mi? Ahmet'in Ahmed'in <laughs> gülleri kardeşim. Hayal <laughs> et şimdi. Ahmed'in güllerini. <laughs> e, evet. <laughs> Bakalım yayın, yine gidecek <laughs> yayın gidecek mi? Yayın gidecek mi yine? Remzi 10 kişiye daha abonelik hediye etmiş. Remzi'cim kesene bereket. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ ol. <laughs> Ahmet'in gülleri. Adını veren grup vapurda yolculuk etmek isteyen vatandaşları rahatsız ettiği görüntüleri paylaştı. Turistler vapurun alt katına kaçtı. Her şeyleri zararı yani. Yani özellikle toplu taşımada bu hadi müzik yine ben onu da çok sevmiyorum da hadi çok rahatsız etmedim bir nebze de abi yani insan içinde şehir içinde yaşamaya adapte olamadınız mı bu kadar mı zorluk çekiyorsunuz? Abicim yapma yani toplu taşımadasın toplu taşıma senin toplumdaki insanlarla beraber bir yerden bir yere gidebilmen için var. Oraya gelip sen gösteri yap milleti rahatsız et diye yok. Hastası olan var, çocuğu olan var, kafa dinlemek için dışarıya gezmeye çıkmış olan var. Kimse senin yüksek sesli müziğini dinleyip dansını dansına maruz kalmak. Çünkü burada insanlar maruz kalıyorlar. Şu aradaki mesafeye bakar mısın? Bunu çekmek zorunda değil. İnsanlar kaçıyor bak oradan. Sen bunu yapma diye. Hani bunu görüyor, kaçan insanları görüyor. Buna rağmen de devam ediyor bir de. Hani bu ne yüzsüzlük ya? Oğlum siktir git köyüne. Köyünde yaşa beceremiyorsan. Yani git köyüne, köyünün istediğin yerinde çek halayını. Toplumun içinde yaşamayı başaramıyorsan, beceremiyorsan. Yani zor olmasa gerek. Bir de bunu bambaşka bir yere çekmişler. Yani işte Kürtçe şarkı çalıyor o yüzden kızıyorlar falan. Ya oğlum siz uyuşturucu bağımlısı mısınız? <laughs> bunu Twitter'da yazanlar. Ne alakası var abicim? Türkçe şarkı çalınca millet rahatsız olmayacak mı? Ha? Türkçe şarkı çalınca şey mi oluyor? Hımm tamam ne kadar yüksek olursa olsun evet rahatsız olmuyoruz falan. Ya da böyle bu şekil millete yaklaşınca arkada Türkçe çalınca problem olmuyor mu? Yani ne anlatıyoruz Kendi kendilerine yine bir yerlerden bir şeyler çıkarttırmışlar böyle. Hımm Kürtçe çaldığı için arkadan falan diye bile kendi kendilerine rolleniyorlar. Hayır abicim toplu taşımada toplum içinde yaşamanın bir kuralları vardır. Toplu taşımada da belli kurallar vardır. Bu toplumun içinde yaşamak istiyorsanız bunlara uymanız gerekiyor. Şu hayvanlığı yapmamanız gerekiyor. Bu kadar basit. Bu yapmadan da taşımada gayet gidebiliyorsun. Toplu taşımada gidebiliyorsunuz yani. Kullanabiliyorsunuz bunu yapmadan. Şuraya oturuyorsunuz buraya. Mehmet Aydın 140 kişiyle biz raid Çok teşekkürler. Şuraya oturuyorsun kardeşim. Biniyorsun o seni götürüyor. Gerçekten garip. inanılmaz. Neyhancı Dimitri, ikinci ayın kutlu olsun abi, hoş geldin. Aynı senaryoyu Diyarbakır otobüsünde Ankara havası oynayarak insanlara yarım metre yakınlıkta olduğunu düşünür. Neyse köy... Abi yani hiç fark etmez. Hangi şehir, hangi şarkı, hangi şu, hangi bu? Yani manası yok. Rahatsızlık veriyorsun. Toplum içinde yapmaman gereken bir hareket. Dikkat edin, bu kadar basit. İn aşağıda halayını çek, nerede çekiyorsun? Evinin yani evine gir, sabaha kadar halay çek. Düğün salonuna git, sabaha kadar halay çek. Boş bir alan bul sabah kadar alay çek. Toplu taşımada çekme kardeşim. Kamera mı çıktı? Dur onu da halledeyim bir saniye. Ula caldım. Abi cam cici. Ben bu Heh. Abi ben bu oluşumun kuruluşunu merak ettim. Ahmet Gülleri Hadi. nereden geldi? Hadi mi? toplanalım ve toplu taşımada halay çekelim. Örgütlü. Kimin içimle. aklına geldi ilk? <laughs> örgütlü bir biçimde toplu taşımada halay çekelim fikri kimden çıktı? Nazar ettiler. Ne oldu ya? Yayına bir şey olmuyor. Yayın normal var oğlum. Yayın gidiyor. Hayır, yayın var. Bir git bir drop falan olmuş olabilir de yayın gitmiyor. Bu bir tane bug oluyormuş. Otomatikte bırakınca sürekli yayın kapanıyor gibi falan. Onu bir 1080'e falan alın ya da 720'ye. Belki öyle düzeliyordur. O geçen eğerlikte de oldu bende. Eğerlik. Neyse millet neler demiş. Dur bakayım alıntılarda neler var bir bakayım. <laughs> Medeniyetsizler demiş birisi. Aptal aptal son ses şarkı açıp halay çekmekte suç olsun artık. Kimse bunların iğrenç halaylarına <laughs> tahammül etmek zorunda değil. Toplumun içinde halay horon ve acil yasaklanmalı. Halay kadar yarak kürek bir iş görmedim. İğrenç bir dans. Abi güzel bir dans olsa toplu taşımada okey mi olacağız? Yani Toplu taşımada dans etmeyin genel. Ra milleti rahatsız edecek şeyler yapmayın. Bence bunda anlaşabiliriz ya. Evet, bu da dünkü olay. Kalashnikov'la bir tanesi bir bakkala girmiş ve sigara almıştı. <laughs> kendisi tutuklanmış. Tüfekte oyuncak çıkmış. Ben dedim oradaki bakan evet, evet. bakan herhalde muhtemelen airsoft'tur. Bakan herhalde ucundan anlar airsoft mu değil mi diye düşünmüştüm ama anlamamış ki tabii ki böyle bir durumda yapacağı şey ciddiye alıp gerçek olduğunu düşünmektir. ki ee, Airsoft çıkmış. Evet. Kendisi de tutuklandı Uzun mı? mı? turuncu şey şeyi yok ya. Evet tutuklanmak görmemiştir, görmemiştir belki de görmemiş. Görmemiş. Muhtemelen. O turuncuyu alyanla çıkarıyorlar. Aa bunu söylemiyorduk. Bazılarında hiç yok. Benikinde yok. Doğrudur. Turuncu şeyde oluyor. Airsoft'ta oluyor mu? Ee, turuncu kuru sıkıda oluyor. Bazılarında var diye biliyorum. Ha. Benim kuru sıkıda da yok oğlum. <laughs> Çıkışı direkt böyle. O zaman eskidir. Yenilerde olması lazım. Hatta o olmayınca cezası falan var. Abi onu yakalatma polise. <laughs> toplu taşımada bale Anladım. de yapmayın. <laughs> Aman kardeşim dikkat. DEM Parti'den Özgür Özel'in Esad ile Erdoğan arasında ara arabuluculuk sözlerine tepki. Kürt karşıtı bir siyaseti mi örgütlemeye çalışıyorsun? Ne yapıyoruz? DEM Partili olduğu için fikrini dinlemiyoruz. Sana bu saatten sonra ben bu şekilde yaklaşıyorum. Yıllarca dinledim. Bir Türk rakibinin Kore'deki evi. Türk rakibinin Kore'deki evi. Yani bunu dün de attılar hiç... ya. Bunu dün de attılar da çok ilgimi çekmedi açıkçası. Ya yani bilmiyorum boş vaktimiz falan kalırsa bakarız. Başka ne var? Hemen bakıyoruz. Ahmet Spor'un paylaşımı. Bu ne arkadaşlar? E bunu niye attın abi? Ahmet Spor ne uçak kaçırdınız ikiz kulelere mi vuracaksınız? <gülüyor> ne? ne? <laughs> Ha yok. Transfer haberi zannederim. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre para biriktiren insanlar daha rahat uyuyor. Para biriktiren insanlar ibnedir diye çıkışacak sandım çok korktum. Hayır kardeşim asla öyle bir şey demeyiz biz. Ben para biriktiremiyorum bu arada. <laughs> Konuyla alakalı. Elbet siz. bir gün biriktirirsin. Neden biriktiremiyorsun? Kanka ben paranın böyle nakit para olarak durmasına çok tutuluyorum ya. İlla onunla bir şey almam lazım almaman lazım. Ya nasıl böyle bir şey yok? Lazım diye bir şey yok. Bunu sen keyfi olarak Ama alıyorsun. şey düşünüyorum böyle. Ulan döviz yükseldi. Ananı sikeyim 100 lira oldu? 50 lira gene. <laughs> amına koyacağım böyle işini falan deyip. Ben genelde mal olarak almayı seviyorum. Mal tutmayı seviyorum elimde. Hmm. E peki şey Tabii. düşüncesi yok mu? Ulan ileride atıyorum seneye bir şey oldu. Çalışamadım. Ne yapacağım ben? Ee, aldığım ürünlerin satış yani likidite oranları yüksek olan ürünler tercih ediyorum. Mesela telefondur, playstation'a böyle hızlıca satabileceğim ürünler. Hmm. Hem para biriktirirken kullanıyorum kardeşim ürünleri hem de para birikmiş oluyor. Mr. Sayın 6. ayın kutlu olsun kardeşim. Vallahi Vallahi çok güvenli bulamadım bu yöntemi. Bu daha rahat uyuyor meselesi de araştırmayı okumadım ama muhtemelen şeydir. İşte stres seviyesini düşürüyor paranın olması parayı dert etmiyorsun stres seviyen düştüğü için daha rahat uyuyorsun falan gibi bir şeydir tahminime göre ya da işte Halil de yazmış şey de olabilir yatağı daha iyidir parası olduğu için yatak ama gerçi bunu düşünüp aynı yatakta muhtemelen yapmışlardır bu deneyi ya <laughs> diye tahmin ediyorum tabii bir bakmak lazım ama hiç uğraşmayayım diyen altın biriktirsin. Yani en az ya değerini koruyacak olan. ya da altın korur genelde. Gerçi bu aralar o da düşüyordu da tekrardan bir kaldırdı başı. Bakalım nereye kadar gidecek. O da düşüşteydi yoksa altında. Kardeşim hisse almak lazım, batmak lazım. Bu ne? Herkes mavi tikli. Bunu geçtim. Yo! Kim o yoğlayan? Gwain Blade 20 lira yollamış. Kardeşim yatırım tavsiyesi ama gitsin Çatırbey'e token alsın oraya bassın demiş. Uskek videoyu yollamış. Bu Yok, Araba videosu ben. değil mi? En Yo, benim benim... Nerede ya benim arabam? Her bu herkes kim? Yakalarsam sikeceğim o herkesi. Söyleyin bak. Bu gibi röportajlarda özellikle bu amcalar herkesin evi var. Benim evim nerede? Şimdi eğer benim evim yoksa ve sen herkesin evi var diyorsan iki şansın var. Ya benim evime arabam vereceğim ya da ben senin ananı sikeceğim. Yani bak sinirim tepeme vurdu. Başka kaçışın yok abi. Herkesin en lüks arabası var diyorsan ya benim arabamı vereceğim ya da ben senin ananı sikeceğim. Yani başka türlü uzlaş... Bence değil. Hala evim yok ya. <laughs> Prime CHP'li biksi zamanları. Bıyıksız biksi kardeşim benim ya. Ah ah. İki Bu ne öğretmenler sayfası. Ya öğretmenler yine tatil yapıyor. Neyse dur bir deli biz linç yemeyelim şimdi. Ya amına koyayım hayatımda ilk defa altına yatırım yapayım dedim. Altını aldığım gün altının fiyatı bilmem kaç yıl sonra rekor düşüş yaşadı diye haber gördüm. Şansımı sikeyim. Yeni yine yükseldi ya zararı kapatmışsındır. Bugün gördüm ben de. Yükselmiş yine. Alkollü biksi o muhtemelen kafası güzel biraz o yüzden falan da oluyor. 2024-2025 yılı eğitime hazırlık ödeneği 4000 eğitime hazırlık ödeneği ne? Ha, öğretmenlere her yıl para mı veriyorlar al bunu eğitime hazırlan diye. Sanırım öyle bir şey bu. Ödemeler Eylül ayının sonlarına doğru yapılacak. 4000 TL yapılacakmış. Harca harca bitmez. Teşekkürler map. Aa buldu da bunu yağmura koyayım. Bozdur bozdur harca. Kırtasiye masrafı. Aa ben de istiyorum lan o zaman ödenek. Bizim de o kadar bak bilgisayarı yenileyeceğiz. Hiç evet, ışık patladı. Ey yavrum biz cepte ne diyelim anca. Devlete başvuru yapacağım. Kadrolu yayıncı istiyoruz diye. Yayıncılara kadro istiyoruz kardeşim. Yayıncı deneyi tabi. <laughs> Abi ilk taşınmamaz şeyi de istiyorum. Ne o harcıra. Taşınma bütçesi. Tabi. Donate para ödeyelim. Öğretmen ne kadar kazanıyor? Ne kadar? 48 mi? 50 mi? Öyle bir şey herhalde ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Öyle öyle. Değil mi? Öyle bir ek şey. Ek derslerle beraber daha Ama evet. Olur. Ek ders her türlü 55'i bulur. Ek ders falan da var. <laughs> Kırtasiye masrafı mı? Aman okuyayım, tüm malzemeler için okul veliden parayı istiyor. Hayır öğretmenin kendi kalemi, kitabı bir şey de yani. Bileyim, ben olsam vermezdim. Ben olsam iptal ederim bunu. Zaten yine AKP'ye oy verecekler. Yapacak bir şey yok. İptal edince de çok bir şey değişmez. Ben olsam iptal ederim. Parayla da İstanbul'a kocaman bir havuz kaydırağı yaptırırım kardeşim. Devlet dediğin. Devlet bazen de böyle şeyler yapmadı. Ne öyle formal formal yok. Öğretmene harcırah verelim işte para verelim eğitimi hazırlansın. Biraz bana farklı şeylerle gel. Mesela Antalya Belediye Başkanı dese ki ben Antalya'nın denize paralel olan dağlarına dünyanın en büyük klimasını taktıracağım sizden aldığım vergilerle. Onun o botokslu suratına minik buseler kondururum derim. En sevdiğim başkan sensin artık. Ama bakıyorsun yok hep işte yolu açtık alttan su geçirdik falan filan. Klasik şeyler ya bunları herkes yapıyor. Boş yorum yapılıyor yine öğretmenlik hakkında. Hocam hangi branş? <laughs> İlk öğretim matematik. Allah kolaylık versin hocam. Çocukla uğraşmak zor. Ben bir şey demiyorum. Ben yorum yap İnternette yapıyorlar. Duyuyoruz ama. İşte neymiş efendim öğretmenler 3 ay yatıyormuş. O 3 ay maaş verilmesin öğretmenlere gibi bir fikir duydum mesela ben. Twitter'da gördüm daha geçtiğimiz günlerde. Aslında pek de böyle fikir değil. <laughs> öğretmenler bizi vallahi bak bir yerde çarmıha girip yakarlar. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Dur yapma. <laughs> <laughs> seminer şakaları var ya bir de neyse gerek yok geçelim öğretmenle bunu niye attılar onu da anlamadım öyle denk geldi bakmış olduk bu ne İngiltere milli takımına çağrılmayan Cem vardı Bodrum'da görüntülenmiş vay abim inşaat işçiliğinden Bodrum sahillerine ha çocuğa tekme atıyor bir de erkek çocuğuma ben de aynısını yapacağım İnşallah böyle ayağımın izi falan çıkmaz sırtında. Çünkü kafa geride kalıyor böyle sırtıra tekme atarak yolladığın için. İyi tatiller dileriz. Öğretmenlere niye maaş veriyorlar? Saçma ben. Abi bu iş değil mi? Gönül işi. Aynen öyle. Öldürmeyen acı güçlendirir. Ne gerek var kardeşim paraya? <laughs> Lan okudunuz öğretmen oldunuz. Eğitim durumu niye hala kötü? Abi ne kadar ekmek o kadar köfte ya. Yok bir şey yok. Devam ediyorum. Yok haberine baktık. Hükümet doğum oranı teşvik bunu geçiyorum iddia olarak paylaşılmış. Adnan Oktar 8658 yıl hapis cezası almış. Ne yani bu adam 8658 yıl sonra çıkıp serbest serbest dolaşacak mı? Yapılmış mı bu yorum? Ha, yapılmaz mı ya? En başta gelmiş. Birinci sırada bazen de eğlenceli. Şakacısın. Adnan Oktar bu arada 8 bu tekrar okuyayım bir daha gerçekliğin farkına varalım. 8658 yıl. Değil. Cezası. Yeter olsun. Çıkamaz ağrıya uğrasın. İnşallah bunun yanındakileri de şey yapmazlar. Bu nedir hocam? Engellendi. Kim bu? Ha kıvırcık. Bu yayın bir ihbardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sokakta alenen hakaret eden bu şahıs hakkında yapılacak tüm işlemleri yakinen takip edeceğiz. Edemezsiniz. Kimse hakaret edemez yakalandığı yakalanacağınız alanlarda evet yani kopya gibi hakaret yani yakalanacaksan yapma bu konuda haklı bitti 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 sonu 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 yargılanmak bitti bu niye yargılanacak Erdoğan bu adam <laughs> o makamda sahte diplomayla görev ve yasa yaptığı için yargılanacak Halk seçmedi. neyi seçti Halk seçmedi mi bu adamı? Cevabı çok klas. Bu adam Söylediğine bak. Ben de bugün aday bak. olsam, ilkokul, lise mi? Bir lise mezunu, adam. biraz kafayı. Lise sak mezunu aday olamazsın. Bak hala ilkokul mezunu aday olsam diyor. Olamazsın. Olabilemezsin. Anladın mı? Olabilemezsin. Bunu yapacak yetilere, yeteneğe, gerekliliklere sahip değilsin. Bunlara ben ya da sen karar vermiyoruz değil mi? Bu kanun var, nizam var. Uymakla mesul olduğumuz değil mi? Orada yazıyor. Bu adamın çalıştı. diploması zaten Marmara Üniversitesi'nden Nerede? çıktı. Nerede Ekranlara, çıktı? Sosyal medik. Niye hani bunun bir böyle, yok? Bir daha açıklama yaptı. Hak TV. Niye ya? Hak TV çıktı. Ona. Hayır. Hak TV bağladı. Bak dekanı yani, öldürdüler. Bak bağladı. bu iş hiç ortaya atan dekanı kaza süsü vererek ortadan kaldırdılar. Tamam, Kardeşim yani. bunları bunların bunları yapmayın. yapmayın. Siyaset Seçimle yapmayın. Adam sahtekar gitti. Sahtekar. Ya, niye saygı? Sen vatandaşın. Vatan haini. Ben eski ülkücüyüm. Ben eski, eski ülkücü, ülkücü, adam. Tamam mı? Bu milletin seçtiği ha. adama hain deme. Adam vatan... Demez. Niye demesin? Allah Allah. Ben haini. Ben Hüseyin'im abi. Bir saniye hayır. Bir saniye. Bir ben saniye. Şu beyefendi. Bu ihbar olarak kabul edilsin. Bu milletin. Hemen savcılara iletiyoruz. %52,5 oyunu almış Recep Tayyip Erdoğan'a vatan haini diye sokaklarda bir tarafını yırtarcasına bağırmasına kimse müsaade etmesin. Bu yayını özellikle yayınlamayacaktım ama ihbar niteliğinde olduğu için ihbar olarak sayılmasını rica ediyorum. Ve daha sonrasında da gelişmeleri en yakınen ben takip edeceğim. Evet. Bu millet... Size şeyi çok merak ediyorum. Nasıl takip edeceksin? Yani soruşturmaya dahil değilsin. Adamın avukatı değilsin. Nasıl olacak o takip işi çok merak ettim. Siz seçtiği, sevin sevmeyin, MHP'li olun CHP'li olun ki CHP'den bir liderde eğer seçilseydi ona da vatan haini demezdim onu da aynı şekilde... Biz deriz, canımız bakarız adama, seziyorsak bir şeyler varsa bir kırıklık deriz biz. O sizin tercihiniz. İhbar olarak biz daha neler deler deriz var ya Mert aklın durur daha neler var da işte sınırları içerisinde tabii biz hareket ediyoruz yayınlarda. ...yayınlardım. Recep Tayyip Erdoğan'a yapılmış olan bu hakareti ihbar olarak yayınlıyorum. Kendinize iyi bakın. Aha dayı geldi. Ya yerinden ya Ne yapacaksın? Tamam, işte. ha, ne ne yapacaksın Yaşına hürmeten ben bir şey yapmıyorum. Ne Adını soyadını Bu soyadını ülkede soyadını... anayasa var anayasa. Anayasada... Anayasa Böyle on... bir video ya işte. Şey yapmaya gerek İstanbul'da sıcaktan bulunan bir vatandaş boğazda yüzerek serinledi. Abi yapma ya boğaza. Gidiyorum. Ee... Bir daha izlemek istiyorum. Zıplama anını özellikle. Geldi. 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 Zıplama anını görebilir miyiz? Şu, şuradaki bir kalkışı. Azat Metin e abone olmuşarım Birileri kırıp geçirmiş. Bunlar nasıl haberler abi? Bugün haber mi bulamadık biz? Hemen bakacağız. CHP bugün de saat 21'de ışık açma kapama eylemi çağrısında bulunmuş bu arada. O da bir son dakika bilgisi. Neyse bunlara bakalım ona sonra geçeyim. Azat Metin 50 kişiye abonelik hediye etmiş. Abi çok teşekkür ederim. Eyvallah kesene bereket. Allah razı olsun bu büyük desteğinden ötürü. Ee, keyifli izlemeler dilerim. Kaç abone olduk lan dur bakayım. 1000 olduk mu? Lan yine 896'ya düşmüş. Yakalıyoruz geliyoruz. Eyvallah tekrardan Allah razı olsun. Başka neyimiz var? Evet stand upçı, espri. Bir bilgi eksikliği vardı ya böyle hani şimdi sex life, sex life falan var ya yani Netflix'e bence bir amme hizmete. Evet. Yani Hadi bilmiyorduk. Bakalım, bakalım. Biz de bilmiyorduk, erkekler de bilmiyordu. Erkekler biraz şey gibiydi böyle hani klitorisi kabızlı eli sananlar. Hani bir kere bulup bastırırsam vajina açılacak sananlar. <laughs> Mor sayfabesiyle... Bak ötekilerin bir kısmı belli bir kısmı ciddi bunu komik bulmuş ve gülmüş olabilir ama sonda patlayan biri var. Herkes güldükten iki buçuk saniye sonra yalancı gülmediğini biliyoruz. Sananlar. Bak, bak. Hani bir kere bulup bastırırsam bacını açılacak sanırım. Mor sayfa mesajı mesaj yollamaya çalışanlar. Kazı kazancılar. Olmadı yani. Çok boşuna sevişip uykusuz kaldığımız yıllar oldu. Utku hoş geldin canım. Eyvallah. Ya biraz... Oradan izleyince illaki komiktir. Buraya çok komik gelmedi. Orada izleyince illaki gülünüyordur eminim. Beni sarmadı çok buradan izleyince. Utku'nun hoş gelmesi daha komikti. Kesinlikle katılıyorum. Etibeskut belediyesi tasarruf tedbirleri kapsamında 15 Temmuz etkinliklerinin yapılmasına karar vermişler. Doğru az önce ben de az önce de işte yayından önce kararı da karşıma denk geldi okudum. Ee, yazıyı hatta şöyle göstereyim. Direkt olarak onu da paylaşmışlar. Erdal Beşikçioğlu Begin aldığı karar ile Etibeskut Belediye Meclisi kararı Belediye meclis başkanına demiş. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleriyle ilgili olarak valilik ve kaymakamlık tarafından çeşitli etkinlikler düzenleneceğinden zaten belediyemizce herhangi bir etkinliğin yapılmayacağı komisyonlarımızın işte şu şu tarih ve müşterek 22 sayılı raporuyla uygun görülmüş olup raporumuz Yüce Meclis'in görüşünü arz olunur. Bilgisi paylaşılmış 15 Temmuz'da Zaten valilik ve kaymakamlık bu programları yapacağı için belediye demiş ki biz buraya bütçe ayırmıyoruz. Ki bence mantıklı da olmuş. Yani aslında daha da kısılması gereken yerlerden daha kısmamız lazım. Özellikle makam araçlarından başlayıp ama. E, burada da bir kalem bulunmuş paranın kısılabileceği. Kısılmış milletin parasıdır hazinede kalsın. E, böyle bir şeye harcanacağına bence de daha mantıklı. Ah. 15 Temmuz'da evde izlemiş tiyatrocu Erdal. Abi 15 Temmuz'da tiyatro kelimesini aynı cümlede kullanırsan bir daha seni cimere şikayet ederim ve muhtemelen başını kurtaramazsın. Anlatamazsın da derdini. Kimse dinlemez bak seni. Kimse. Savcıya anlatırsın ama savcı orada konunun içeriğinden ötürü seni dinleyip daha tamam suçsuzmuşsun bile diyemez. bir <laughs> daha Sakın ha görmeyeyim. Devam ediyoruz. Şimdiki de bu ne abi? Bu niye geldi peki? Hijyenik kavurmacı. Eşi kaç ya? Ha eliniz sürdü buraya. Bir şey diyeyim mi? Özür dilerim beni ipe çekeceksiniz ama ben bunu deli yerim ya. İçinden içinden geçerim. öyle böyle deli için şöyle bir de biraz soğan şöyle üstüne. Bir şey diyeyim mi? Böyle tekte üçte birini falan götürürüm. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet meraklısına kardeşim. Bu nedir hocam? Haber tarafını bitirdik herhalde ya. Böyle makara kukara tweetler atılmış. Okeyiz. Biraz da onlara bakarız. Bu neymiş? U17 basketbol dünya kupası için İstanbul'a gelen basketbolcular hayatlarında ilk defa ayran işler. Hiç iç görevam bir hiç. iç. We got Iran. 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 Oh, Lord, Lord. Ne o ne o ne Yarrağa bak. Kabilen mızrak bulamıyor. Ne o? Ayranı buldu da bunuyor ya. Aa. Yo. Ah. Dert oldu. <gülüyor> 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 oh, I'm not a big fan of this one. Well, oh. can't be that Oy, bad, right? Tepkiler ne? Oğlum, ayran kötü bir şey değil ya bu kadar. Çok soft bir şey. Ne ayran gayet. Ne sıcak ayran falan mı verdiler? Ne bileyim. Ayran iyidir ya. Ulan orospu çocuk. That's bad eats. Like like that. like oh. <laughs> no. Türkiye'de mi bunlar? Adresi ne? Bunların nere? İstanbul'un neresinde bunlar? Oğlum siz Kanka, bırak yediniz. ya. Hayır hayır. Bunlar ha hak, et <laughs> hak etmiyor bunlar kardeşim. Hayır. bırak. Biz içeriz. Eşek ayrandan ne anlar kardeşim? güzel olana gider. Bence herkes giyebilir ya. İspanyol paça. Ya böyle bir kural yoksa eğer kısıtlayan TCK'da bir normal şey ne deniyor ona? Mamjin mi ne s kimse işte daha geniş içinde rahat hareket edebileceğim o tarz pantolonlar giyiyor. Buggy, okey, baggy, buggy. Her neyse artık. Şey sıkıntı ama o çok sıkıyor dar pantolon. Onu giyemiyoruz, başaramıyoruz. <laughs> Zaten bu sıcakta da giymeyi verim. Ben bu arada onu artık kimse giymiyor zannediyordum. Giyiyorlarmış. Şehir değiştirince tekrar gördüm. Çevrede çok yokmuş. İç Anadolu'da falan hala dar pantolon bir moda ya anladığım kadarıyla. Gezerken en azından gözüm orada daha çok gördü. İç şey dar pantolon giyen erkek. Ben de giyiyorum dar pantolon. Abi sıkmıyor mu rahatsız etmiyor mu? Şimdi hem bacak sıkması yani çok rahat ettirmemesi ayrı bir mesele bir de e, anladım beni ya aman yorma işte. Ben alıştım. Sen alıştın da bir de aşağıya sor bakalım durumlar nasıl. Kan geliyor mu, gidiyor mu? Öyle ben alıştım demekle olmuyor. <laughs> Bu ne abi? Kız evlat sevgisinin özeti. Evini kızı evleniyordur o sırada bizim ev. Yavuz hoş geldin canım içi. Eyvallah. E, 6. ayını kutlamış. Nice hallere abi. Kesene bereket. Ya bu normal ya. Uf, bizim kız falan da evlenecek daha amına koyayım. Canım acıyor. Bak vallahi sıcaklık basmaya başladı. Daha evlenmeden bunu düşünüyoruz ya. Kızım oldu, büyüdü, evlenmesi kaldı. Derdini çekiyorum şimdiden. Vermem. Abi senin vermenle olacak bir şey değil. Mecbursun evde turşusunu kurmayacağına göre bir yerde evlenecek ama bunu kabul etmek biraz zor. Ondan önce daha kız kardeşim var benim bir tane. O, onun sevgilisini döveceğim. Bana bak ulan orospu çocuğu. Seni var ya çok kötü döveceğim. Çok kötü. Ama şey böyle evleneceği sevgilisini. Yani denk geleni yumruklamayacağım. O evlenmeye karar verdiği adamı bir döveceğim. Neden? İlerideki bazı hataların önünü alabilmek adına bir bok yapamazsın. Bak. Bak. <laughs> Emin misin? Abi ilerideki hataların önünü almak için. Bu bir dayanıklılık testi. Mesela diyelim ki lavuğun bir tanesi geldi. Kız kardeşim yanındayken buna saldırdı. Bakalım koruyabilecek mi? Dört kişi saldıracağız. Bakalım kaçını savuşturabilecek? Kaçını yiyecek? <laughs> Oğlum bizi de döverler. Bu bir şaka. Asla böyle bir şey yapmayacağız. Ee, ne olur beni de dövmeyin. <laughs> yapmayacağız, de evlen... yaptıracağız. Aynen. Biz zaten parasını vereceğiz. Kendimiz elimizi bulaştırmayacağız. Tabii canım. Tabii, tabii. Biz niye? Sen bu kafayla senin ancak erkek çocuğun olur. Abi spermler lan bu pezevengin fikirleri biraz sıkıntılı. Duru biz yandan ne? girelim falan mı diyecek? Nasıl olacak o iş? Anca erkek çocuğun olur. Yani bu bence bunun da belirlenmiyor. Biraz şanslı iş şey, bence. <laughs> Ama tabi yine de sen bilirsin. <laughs> senin anca erkek çocuğun olur. Terörist. <laughs> ne spam yapıyordur bakayım. Bugün Türkiye İngiltere yarı final var. İki... Abi tamam. Biz hepimiz o acıyı çektik ama unuttuk artık. Hatırlatma bize. Neyse işin şakası bir tarafa tabii ki zor bir durum. Ya savaşa gitti yazıyor biri de ya, savaşa gitmesine gerek yok. Canım ayrılacak ayrı kalacak diye üzülür yani insan. Bunu geçiyorum bunu geçiyorum. Enflasyon. AKP sokak köpekleri teklifini meclise sunacak. AKP sokak köpekleri teklifini meclise sunacak. Uyutmaya sınırlama getiriliyor. Sokağa terk edene ceza arttırılıyor. Ne kadar? Evet AKP haftaya TBM başkanına sunulması planlanan yasa teklifinde bir ay içinde sahiplendirilmeyen köpeklerin uyutulması yani enjeksiyonla öldürülmesini öngören İngiltere modelinden vazgeçti. Hmm. AKP Güzel. kaynaklarının verdiği bilgiye uyutma seçeneği yalnızca kuduz bulaşıcı hastalık riski taşıyan ve rehabilite edilemeyen sokak köpekleri için uygulanacak. Sahipsiz hayvanların barınaklarda rehabilite edilmesi, aşılanıp kısırlaştırması ve sahiplenilmesini öngören yasa teklifinde sorumluluğu yerine getirmeyen belediyeler ve hayvanı sokağa terk eden dönümlülük para cezaları artacak. Ben size bunu Türkçe'ye çevireyim. Hiçbir bak hiçbir zerre nokta kadar hiçbir şey değişmeyecek. Ee, Kuduz köpeği öldürmeye çalıştıklarında, uyutmaya çalıştıklarında bile platin saçlı şey... Yaşlı teyzeler gidip orada bağırıp çağırıp fotoğraf, video çekip buna engel olmaya çalışacak. Belediyeler bugün ne yapıyorsa yarın da onu yapmaya devam edecek. Ben neredeyse hiçbir belediyenin evet yeni kanun çıktı hadi biraz daha çalışalım arkadaşlar falan yapacağını zannetmiyorum. Ee, yani milletin bence ciddi bir kısmına 5-10 tane e, AKP milletvekili ve onların arkadaşları işte platin teyzeler e, mama lobisi galip geldi millete karşı. Ben buradan bunu çıkarıyorum. Bu şeyinde yasanın da gerçekten umarım değişir. inşallah yanılırız. Umarım bambaşka bir şekilde işler bu süreç ama benim tahminim, benim düşüncem herhangi bir şeyi ile alakalı. Aynı tas, aynı hamam. Bence devam edeceğiz. Artık ondan sonra da milleti ısırıp kuduz yapan köpeği gidip uyutmak ne işe yarayacaksa gider uyutursunuz. Duruma göre bakarız abi. Bakalım ne işe yaradığını görürüz hep beraber. <laughs> Hasta ve kuduz riski taşıyan köpekler uyutulacakmış. Mahalle maskotu olarak nitelendirilen mahalleli tarafından beslenen uysal insanlara zarar vermeyen hayvanlar bulundukları yerde yaşamaya devam edecekler. Süreler halinde gezen ve insanlar için hatta birbirleri için tehlike hayvanlar belediye tarafından toplanarak barınakları alınacak. AKP'nin ilk taslağında bu durumdaki hayvanların bir ay içinde sahiplendirilmemesi halinde uyutulması öngörülüyordu. Lakin geri adım atıp vazgeçildi. Bu şeyden, adımdan. Barınaklara alınan hayvanlar önce sahiplendirilecek, sahiplendirilmeyen hayvanlar barınakta yaşamaya devam edecek. Yer yok, ne olacak hocam? Yer yok. Barınakta yer yok. Ne olacak? Sokağa salamıyor. Barınakta da tutamıyor. Ben sana söyleyeyim yine sokağa salacaklar. Ya da orada hayvanlar birbirlerini yiyecekler. Çok daha beter bir hale gelecek bu iş. Yok başka bir seçenek yok yani. Gwen Bled, peki Bix oğlum dedi ki baba ben fanboy olacağım. Kızın da erkek olacağım dedi. Tepkin ne olur? Gwen bunu ilk sen söylediğin için senin bulurum kimlik bilgilerini. Evine gelir çoğuların çocuğunun gözü önünde seni darp ederim kardeşim. <laughs> bu, ne, bu ne? Niye böyle bir şey yaşıyorum ben durduk yere? Kızım erkek oğlum kadın oldu bir anda yani. Manasız manasız. <laughs> cezalarda bu sokağa bırakma yani hayvanı alıyorsun artık biliyorsunuz çip e, mecburi köpek de olsa kedi de olsa hayvanın belli bir yaşından belli bir aydan sonra e, çip taktırmak durumundasınız diyelim ki aldığınız hayvanı bakamadınız geri attınız dışarıya cezası da arttırılmış hayvanı sokağa terk edenlere yönelik para cezası 50 bin liraya kadar çıkabilecek denilmiş ama 50 bin liraya kadar diyor muhtemelen daha az alt aşağıdan başlatılır o bakalım yasa sunulduğunda tam olarak ne kadar olacağını görürüz. Yani umarım çözüm olur ama benim dediğim gibi %1 mi inancım yok, %1 bile benim inancım yok. Hatta ben bu yasanın bile ciddi bir kesiminin, mesela şu kısmının uygulan, uygulanamayacağını düşünüyorum birçok yerde. Barnakları alınan hayvanlar sahiplendirilecek. Bence çoğu sahiplendirilemeyecek. Sahiplenemeyen hayvanlar barınakta yaşamaya devam edecek. Çoğu yaşayamayacak. Bir kısmı yaşayacak. Çoğu yaşayamayacak. Çünkü yer olmayacak. Bazı barınaklarda hayvanlar birbirinecek, yiyecek. Bazılarında ise yeniden sokağa salınamayacak diyor ya. Çoğunda da sokağa salacaklar. Ben böyle işleyeceğini düşünüyorum. Hatta bununla alakalı göreceğiz. Videolarda düşecek önümüze işte. Hayır hayvanları içeride tutuyorlar. İçeride bu hayvanlar zulüm görüyor. Bırakın hayvanları falan gibi böyle içeriye seslenilen bence... Ee, barınaklar göreceğiz. Bakalım ne kadar çabuk görürüz. Onu da zaman gösterecek. Oh! X-Dislike özelliğini test etmeye başlamış. Hiç umurumda değil. işte abi bana bunlarla geldi ya. Ben haber görmek istemiyorum bugün. Sadece kalitesiz TikTok izlemek istiyorum da. Sen bunu nereden buldun ya? İki takipçili hesap senin değil mi? <laughs> abi, çip taktırdık ama o çipleri okutacak sistem yok. Aşılar falan o yüzden hala kimliğe işleniyor. Benim köpeğinkini ta 2 yıl falan oldu okutuyorlardı abi ya. Gözümün önünde okutmuşlardı hatta. Oğlum bu ne bu şimdi sıkıntılı bir şey çıkmasın. Siz Arda'ya bakarken biraz ben de bir videoyu kontrol edeyim. Tamam. Kim o yoğulayan? Kanzi ben cins köpek satın alıyorum. Şey sahipleniyorum. Kangal kırması ne Kanzi ya demiş kardeşim. Kanzi. Mesela ben 17 yaşımda bindiğim otobüste beni dikizleyen şoförle evlenip... <laughs> 17 yıl sonra 6 çocuk annesi olacağım. Oha 6 çocuk ne ya? Ama iyi ürememiz lazım. Tacizisiyle evlenmiş. Kadın bundan şikayetçi değilse buna taciz diyemeyiz. Taciz dediğin şey rahatsız etme konsepti üzerine kuruludur. Kadın rahatsız olmamış ki 6 tane çocuğu var. Demek ki kişiden kişiye yoruma göre değişiyor kardeşim. <laughs> 6 çocuk maşallah. Ama olsun. Oğlum Suriyeliler 15 tane yapıyor. Bizim de bu sayıyı biraz arttırmamız lazım. 6 iyi iyi Suriyeliler yapıyor 6 7 biz yapıyoruz 1 2 tane devam reis ablam yenge devam istismar oluyor o iyi misin tamam gidip o zaman 6 çocuğunu doğurduğun adam istismarcı diye kadını anlatırsın bana değil sevgili dostum güzelim bana anlatma bak şeyi burada 6 çocuklu mutluluk hesabı tiktoku burada gidersin tiktokuna tiktokuna yazarsın hanımefendi sizin Kocanız böyle böyle haberiniz olsun falan diye artık onunla aranızda halledersiniz. Ben yorum yapamam. Bir aile kadın da gayet memnun gözüküyor durumdan. <laughs> Hesaba bak buna mı? Dur bakayım bu hesabı merak ettim ya. Ne yüklüyor? Ha, i̇ki tane falan postu var canım çok bir şey yok. Bir tane daha şunu yüklemiş. Buna da bakalım. 17'de evlenme işi evlenebiliyor. Evet 17'de evlenebiliyor. 16'da da aile izni 16'da mı 15'te mi? 16'da sanırım aile izniyle evlenebiliyor. 17'de evlenebiliyor. 18 falan zaten artık reşitsin yani. Ben neşe, ben canlı bildiriyorum. Biraz i̇şte karşınızda üzüntü. Ben hallederim. Çocuk içerikler ama bunlar bize değil ya. Bunu bizim izlememiz manasız. Dalga geçilsin diye atmışsın ama. Ha, Buraya dur hocam? <laughs> Nazilli damat işkencesi. Aa damadı paket yapmışlar. Şeyi yok. Ha varmış. Bu ne ya? Bu ne abi? Ne yap oğlum? Arkadaşlar bakın bazı gelenekler saçma olabilir yani günümüze ayak uydurulması gerekiyor. Baktın çok saçma manası yok. İnsanı de edecek bir şey. Gelenek bu yap yap falan bile deseler hayatımızdan çıkartmak lazım bence. Değil mi? Bu, bu ne mesela? Ulan bizim geri, damat gelecek lavuğa bundan uygulayalım. <laughs> çok da fena bir fikir değil. Yapmazsan kızı vermezlerse. Yani Garip abi kızınıza daha şey koca mı arıyorsunuz palyaço mu arıyorsunuz yani ne gerek var böyle bir şeye vermeyebilirler ben böyle bir şey yapmam gülüm o masa devrilir büyük konuşmayayım şu an büyük konuşuyorum biliyorum ama ya harbiden Gerek yok abi böyle bir şey niye? Vermezse vermesin ya. Bu ne lan? Niye böyle bir şey? Bir milletin içinde çıplak ayakla sikini sallar gibi salatalık sallayıp yakalamaya çalışıyor falan. Milletin eyle... Ulan ben bugün evlenip en mutlu günümü mü yaşayacağım? Milletimi eğlendireceğim Palyaço gibi. Ya yani bence burada eşi müdahale etmeli. Hani yapmasın babacım ya da artık kim istiyorsa bu gelenek, geleneği. Hani gerek yok falan filan demesi lazım bence. Düğün günü birisi köçek oynuyormuş bir de. <laughs> Aa! aa bu ne be? Ulan öteki iyiydi. Tamam abi bunu yapalım. Ben salatalığa varım arkadaşlar. Bence çok mantıklı. Bu salatalık işi damadın ne kadar dengeli bir insan olup olmadığını anlamak için e, yegane yol. Kesinlikle her düğünde bundan görmeliyiz. Bu neymiş lan? Kızı çok sevsen onu yapardın. Abi bence bunu sevgiyle bir alakası yok. İnsanın kendine saygısıyla alakası var ya. Bu ne oğlum köpek yaptılar adamı bayağı tozun suyun çamurun içinde bu ne abi yumurta falan kırıyor bir şey yapıyor kafasıyla yumurta kırıyor yerde ne <laughs> aa hala devam ediyor oğlum hepsi aynı adama yapılıyor bunun değil mi evet kim Adriana lima falan mı kimle evlendi bu ya ne yapıyor <laughs> 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 Oğlum tuvalerim. Oğlum bocala bocala direkt. Bir şey değil mi? Ulan millet asker polis seçmelerinde bu kadar efor harcamıyor. Bak sana sen bir söylüyorum. Parkur var, parkuru yapıyorsun falan. Mülakata giriyorsun, oluyorsun abi. Bu ne lan? Adama patates bağladılar. Patatesle patatesi vurduruyorlar. <laughs> Yoğurt. İlkokul müsameresi gibi. <laughs> Yoğurt içinde altın arıyor adam. Değmez bence ya. Ben bunun amacını anladım. Derin analizler sonrasında. Oğlum bu bayağı Osmanlı'da bir ceza bu. Yani şey var ya işte bu kafasını kazıyın, eşeğe bindirip şehirde gezdirin. Bu, bu onun gibi bir ceza, dolandırıcı cezası çekiyor adam şu an. Aha bir tane daha geldi. Hala devam ediyor bir de. Hayır, yani bu olabilir? ne topuklu ayakkabı da giydirmişler. Oğlum bence bunlar sevmedikleri bir kanlısını gel seni bizim kızla evlendirelim kan davası son bulsun diye kandırmışlar. Adamı getirmişler buraya işkence yapıyorlar. Yani bu bir evlilik değil. Bu bir gelenek değil bunlar. <laughs> Tamam daha... gel, gelini görünsün, gelsin. Gel, Hayır, gelini gel, görün, gel. gel. mi gel. daha daha aha, hele şükür bitti. Oh çok şükür. Çok şükür bitti. Bu kadardır umarım. Belki de devamı var. Videoya çekmediler. Gösterilebilecek gibi değil. <laughs> o yüzden ekrana veremiyoruz. Yo embolat daha çok performansını ölçmek için birinin ağzıyla diğerini dalgayı ağzına alıyor. Ürküttü demiş ya. Abi. O patatesle patatese vurma işi de ürkütücü bence biraz. İnsanlık suçu geçmiş olsun. Dini nikah cüzdanı satışa çıktı. Evet siz de bir kerizseniz efendim benim bol bol param var nereye harcayacağımı da şaşırıyorum. Parayı ya yakacağım ya da bir yere harcayacağım gibi bir fikriniz varsa işte yakmayı da tercih etmiyorsanız parayı buraya yollayabilirsiniz. Dini nik nikah akti cüzdanı. Ne yapacağız bunu? Rulo yapıp sinek öldürebiliriz. Başka seçenekler de var ama önerilmiyor doktorlar tarafından. Yani Bu en işe? ayı silkelemeci. Ya başka hiçbir şey değil. Din nikah cüzdanımızın 3. bastısı. Ne işe bas yarıyor. Ulan vallahi bir işe yaramıyor. Samimi söylüyorum arkadaşlar. Ya dinen de bir geçerliliği yok. Dinen hiçbir geçerliliği yok bunun. Ee, normal hayatın içerisinde de yok. Bu bayağı keris silkeleme cüzdanı. Yani böyle bir şey akıllarına gelmiş ulan yapalım diye ki eminim bunu alacak insan da olur ve boşa satacaklar işte öyle. Hiçbir geçerliliği yok yani gerçek hayatta da yok, dini olarak da yok. Yok. Pariyle satışta. Şöyle kısaca içeriğine bir göz atalım. Çok güzel, deri kaplamalı, altın varaklı, orijinal damgalı cüz- Mesela orijinal damga ne, da ne damgası abla? Kimin damgası bu? Neyin damgasını bahsediyor? Halife'nin damgası mı bu? Bu ne amına koyayım <laughs> Mesela burada neyin damgası var ya? Bana anlatır mısın bunu? Aaa. <laughs> İlerleyen sayfalarında. Nikahın tescili. İslam'da evlilik ve önemi. Boş. Bu dağları. Ba bayağı Kur'an kursunda dağıtılan kitabı basmışsınız buraya. Kaan 30 lira yollamış Yayınlar neşen hiç solmasın demiş. Çok teşekkür ederim Kaan'ım, canımsın. Glemblade de bunun altın gününde arkadaşlarına hava atabilirler. Sadece karılar çatlasın, patlasın. Oh demiş. Ha altın gününde hava atmayacağım ama bunda da yine hava atacak bir şey yok ki abi. Bilmiyorum yani manasız. Dini nikah şimdi şöyle resmi nikah kıydıysan yani bunu tekrar bir başka şeylere de bakabilirsin. Fetvalarda da dini nikaha gerek dahi kalmıyor zaten. Tek farkı bir dua okuyor olman. Sana göre yok, bana göre değil abicim. Dine göre de yok. Dinin nikahtan beklentisi abicim evlenin yani karı koca deyin birbirinize. Bunu rızanızla yapın. Ee, iki kişi şahidiniz olsun ki siz bunu reddedemeyin. Mesela ne yapabilir adam? Evlenir kadınla, bir şeyler yaşarlar. Yo ben evlenmedim diyebilir. Bu olmasın diye iki şahit olur. Onun dışında da bu evlilik gizlenmesin. Yine hak e, şey olmaması adına, hakka geçilmemesi adına benzer verdiğim örnek gibi. Bu bunları yerine getiriyorsan nikah geçerli. Mesela dini olarak da böyle ekstra bir şeye gerek yok. <laughs> Olaya, çağda, bir söze, bir şeye gerek yok yani. Bu daha da böyle sınırları zorlama olmuş. <laughs> Yer alıyor. Gelelim en önemli kısmımıza. Mehir cinsini ve miktarını şahitler ve nikahı kıyan imamın imzası ile kayıt altına aldığımız mehir senedimiz. Bu kısma gelin damat ve şahitlerin bilgilerini Nikah e okuyan kişi tarafından TC kimlik no peki geçerli mi? <laughs> ya yani neyse bir şey söyleyeceğim olmayacak Doldurulabilir. şimdi ya. Sonrasında kısmet olursa çocuk bilgilerini dolduracağımız sayfamız bulunmaktadır. 32 farz ve 54 farz ise Ya ne anlatıyor ne dini ne evliliği doğru düzgün kanunu yoldan evlenin arkadaşlar kafanızı kullanın. Allah razı olsun abi uyarı için çok sağ ol. Oh şimdi içimiz bir rahatladı. Yoksa vallahi chatten gördüm ben birkaç kişi şeye gidiyordular. İmam kıyısın bizim nikahı gibisinden. <laughs> Süper oldu. <laughs> Uyarı. Bu kısımda yer alıyor. Allah razı olsun. Son sayfamızda ise nikah duası bulunuyor. Eşiniz size Allah'ın bir emanetidir. hadisi. Sağ ol kardeşim. Noktayı koyduktan sonra elif ve Ne kadar abi ne kadar bunun fiyatı <laughs> ne kadar <gülüyor> dini. <gülüyor> Nikah cüzdanı. Dur bakayım ya. 100 lira oğlum. Aa 200'e satıyor. Bak 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 bak. Ulan ulan ulan. Dur gizli sekmede bir açayım şunu. 200'e satıyor burada. Yakalandım. E cami malzemesi.com'da 100 lira ama. Ya. Ulan demek bunu 10 liraya yapıyorlar. 200'e satıyorlar. Uf çok iyi kar. Çok iyi kar. Rakip olarak geliyorum. Ben de geliyorum. Rekabete girelim. Piyasayı kızıştıralım. Şov <laughs> başlasın. Başka var mı kardeşim? Dur bakayım. Araştırmalarımızı yapıyoruz. Neyse geçelim. Dini, nikah cüzdanı. Bu nedir? Birisi TikTok atmış ya. Gel ortak olalım bir ikisi. Abi kaç satarız ne diyorsun? Biraz ama böyle ya yine mi bunlar geldi? Ben umarım seni ben yormamışımdır. Videolarını izlemekten yoruldum artık. En son bir tanesine kötü Sen bir şey yoruldun ya. Başka kim yoracak ya? Yolun başından beri bir video çekeceğim diye tuşluyorsun ya gel yine. Allah Allah. Taşıma beni falan bırak kimse kimseyi taşıma. Taşısın kardeşim bir denesin bakalım. Yüzüklerden toplan iki aşağıda kısmını imzalayıp 300'e sat. 250'den koysak satarız bu arada var ya. Hem de fena satarız. Reklamını da böyle <laughs> şeyde cemaate memate yaptırırsın kardeşim. Yanmaz nikah cüzdanı diye. Tertemiz. Bunu geç. bunu ne? Mr. Beast ABD başkanlığına ya siktirsin gitsin. Buna baktık. Buna da baktık. Başka bir şey yok değil mi? Şu videolara da bakacağım şimdi ama ciddi haber varsa önce onları bir aradan çıkarayım. Yok tamam okey. Halletmişiz. TikTok'lardan devam edebilirim. <laughs> Akma ya. Cübbeli ile ortaklaşa yayın yapılsın yok satarız. Ne o ne TV Lale Gül TV'ye çıkıyoruz. Daha Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek Fenerbahçe Spor Kulübü'nün şikayeti üzerine İstanbul Adalet Sarayı'nda şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Evet biliyorum bu şeyden ötürü vermiş ya. Ananas mevzusunu falan konuş bir şeyler dedi ya ananas ananas. O konuşmadan ötürü if... soruşturma açılmış. ifadeye çağırmışlar. Dursun Bey de e, ifade vermiş. Ananas mı? Ananas. FETÖ ananas mevzusu var. Google'a yaz bulursun. Acım. Ay Allah belanı vermesin. içime sıçtım. Oh kalbime indi ya. Ne kadar korktum ya. Açma açma. <laughs> Çekil benim içeri. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bu genel olan bir şey mi yoksa nadiren falan gerçekleşti? Düşenmişim. daha önce gördünüz mü böyle bir şey samimi soruyorum bilmediğim için soruyorum kovarım ya kovamazsın da bu olur olan bir şey mi genel kapıya gelip girişmece falan ben çok denk gelmedim şeyi biliyorum bir tek mesela ben de onu gördüm kapı açılmaz para istenir falan genelde küçük bir çocuk tutar kapıyı parayı verirsen kapıyı açar falan onu biliyorum bunu bilmiyorum <laughs> bunu ben de gördüm <laughs> Yani, bak, Allah. Bak, bak, bak. İnşallah. İnşallah. Abi biraz fazla ses çıkarıp binadakileri rahatsız ediyorsunuz sanki ya. Gerçi bir günden ne olacak etsin ya. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Bir günde dayanamayacaksan. Kardeşim komşu olma. M. düğün kardeşim. Aynen öyle. <laughs> İlk giriş. Bixi düğünde konvoy yapar mısın? Yok ben hiç sevmiyorum konvoy falan. Kornaya basılıyorsa. Yani abi manası yok. Şimdi mesela konvoy niye yapalım ki? Bana birisi bir sebep söylesin konvoy yapmak için yapalım. Ben bir de gerilirim de yani birisi yapmaya falan çalıştı bizimkilerden harbi sinirleniyorum. Mesela, konvoyun manası ne? Yok ya yani bir manası. Gelenek yapıyorsun. Tamam, saçma bir gelenek. Ben uygulamak istemiyorum ya da ne bileyim bunun gibi yapılacak bazı yapılan bazı şeyler var ya gerek yok manası yok yani. Milleti rahatsız ediyorsun düt 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 El alem duysun. El alem niye duysun abi benim evlendiğimi? Kraliyet mensubu muyum ben amına koyayım? Ben normal bir vatandaşım. Evleneceğim izin verirseniz bunu devlete onaylatacağım. Bir de çok yakın olduğum insanlarla biz evlendik ne kadar güzel bir gün falan yapacağız. Siktir bileceğiz gideceğiz. Anne, anan baban isterse. ya yani tekrar evlenip yapabilirler konvoy. Anam babam çok istiyorlarsa. Abi artık yapamıyoruz ceza kesiyorlar direkt. İyi yapıyorlar ya. Vallahi çok manasız bir şey. Çok manasız. Sürekli sokakta dütt dütt dütt. E ne oldu ya bastın? Ne kazandık biz şimdi? Rahatsızlıktan başka ne işe yaradı bu? Hiçbir işe yaramadı. Ona bakarsan düğün de çok saçma boşamazsa. Onu zaten hep söylüyorum. <laughs> biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Zamanında e, gerçekten kraliyet mensuplarının falan yaptığı şeyleri bugün alıp modern hayatta biz yapıyoruz. Bunu kendimizi değer görüyoruz. Ee, öyleyizdir de yani buna bir şeyim yok. <laughs> Ama bana mantıklı gelmiyor. Yok efendim özel işte kıyafetler, süslemesi, millete duyurması, konvoyu, bilmem nesi. Ya yani ne yapıyorsunuz abi? Bir tane imza atıp siktir olup gideceğiz işte. Nikaha basıp geçeceksin. Aileler okey olsa bence yapılması gereken şey o da Türkiye'de birçok aile okey olmuyor ona ya. Herkesin evladı kendine değerli ve bunun da değerli alakalı olduğunu düşünüyorlar çünkü. O yüzden herkes istiyor. Bu ne abi? Sana bir şarkı söylemek istiyorum, armağan etmek istiyorum. Dinlemek ister misin? İstemiyorum. <laughs> i̇şte <ne oldu> <laughs> <Tamam>. kardeşim? Sana. <laughs> Bak ben. Genel abi konvoy diyorlar. İster misin? <laughs> bir şarkı söylemek istiyorum. <gülüyor> 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 Düğünde klavyeciden gelen soruya verilen cevap. Dinlemek ister misin? İstemem kardeşim. İstemem. Tamam. Çalma kardeşim. Bir yılan akmış kamış aman çal. Bu nedir hocam? Yemek terörü. Öksürük pirinç. Öksürük pirinç ne <laughs> Oh özel oğlum adam bilerek öksürüyor özel bir sos var onun içinde sadece sadece Hindistanlıların ağzında tükrüğünde bulunuyor. Adam o sostan şu an yemeğin üstüne biraz ekledi. Kardeşim yaptığı bu. Millet oraya bunun için gidiyor zaten. Şu yemeği yeni gerçekten yakalayıp bir dövmek lazım ya. Bir kadın erkeklerde itici gözüken kıyafetleri eleştirdi. Erkekler sizin için giyinmiyor. Erkeklerin kıyafetleri o yüzden sizi hiç ilgilendirmez. Eleştirdiğinizde kendinizi saklayın. Yeter be karışmadığınız bir kıyafetimiz kalmıştı. Ona da mı karışacaksınız? Allah'ın belaları bu kadınlar kapatılsın ya. Oldu mu yapabildim mi? Bence aynısı oldu amına koyayım. Bence başarılı. <laughs> Beyler ne olur giymeyin. Çok klasik olacak. Ama birinci sıramda skinny jeanler var. Bu da... Yani abla şimdi bir şey diyeceğim de. Neyse. neyse <laughs> istemiyorum. Ama doğru skinny kötü bir pantolon. Bana Pantolonları lütfen giymeyin. Özellikle spor yapan erkekler bu doktor pantolonları giymek istiyor sırf hani o kaslar gözüksün diye. Ama inanın biz anlıyoruz. Ben bugünden itibaren skinny giymeye başlayacağım. Hiç rahat değil, çok kötü, hiç de sevmem ama sırf bu videoya inat. Ben de böyle bir adamım. Bazen bana da gıcıklık geliyor kardeşim. Ben artık skinny jean giyeceğim. Hatta Twitter'da fake kız profilleriyle skinny övüp bu laneti tekrardan moda yapma planlarım başlıyor yakında. Hadi bakalım nasıl karşı koyabileceksiniz. Ama Twitter'da ne yazılırsa o giyiliyor zaten. 3 aydır milleti İsmail Ağa mensubu gibi gezdiriyorsunuz. Yok keten gömlek, da bol kumaş pantolon, zart sur, çalvar gibi falan bilmem ne diye. Herkes ufak birer takkisiz Cübbeli Ahmet'e dönüştü ya. Bir de fotoğraflar, fotoğraflar paylaşıyor. Bak giymeyin demiyorum. Yine giyin de. Hani dışarıdan böyle gözüküyoruz Sizin spor yaptığınızı. O dar pantolonları giymenize hiç gerek yok. İkinci sıramda şu çok lüks markaların karma karışık tişörtleri var ya. Böyle... Onlar lüks markaların değil. Onlar merdiven altında üretiliyor. Lüks markaların logoları basılıyor üstlerine sadece. Teşekkür ederim. Böyle altına daftar pantolonla falan giyiyorsunuz. Böyle büyük e, siyah güneş gözlükleriyle falan takıyorsunuz bunu. Genelde bunu yapan bir kesim var. O kesimi de biliyorsunuz. Gerek yok. şu spor atletleri. Yani atlet mi de... Aa, bunu ben giymem de spor yapan adam da giymek istiyorsa giysin yani. Niye? niye? Sen, sen de giymişsin. Hatta onu bile giymemişsin. Yarısı yok <laughs> Kardeşim yani sen daha beterine giymişsin. Ne var adam bırak giysin ya. <laughs> desem, ipli body mi desem bir erkek niçin bunu giyer? Kas konusu bu tişörtler içinde geçerli. Böyle belli bir kas oranına sahip insanlar giyiyor genelde bunu. Ama gerçekten giyecek bir normal tişört giyseniz de o kasları görebiliyoruz. Yani sanki... Belki de adam kendi görmek istiyordur abi. Bu şeyi anlamıyorum. Kadınlar kendi için giyinebiliyor da erkekler niye giyinemiyor? Bu arada kimse kendi için giyinmiyor bence de neyse. Beyan bu yönde olduğu için. De biliyoruz. Üçüncüsü şişme yelekler. Ama şişme yeleklerin tamamı değil. Özellikle... <laughs> şişme yelek mi kaldı ya? Sadece özel kurslara, kolejlere giden çocuklar giymiyor mu abi şişme yelekleri artık? Eskiden daha boldu sanki. Bayağı azaldı gibi. Ebemin selamı var. Hangi eben? Hadi bakalım ne geliyor cevap. Abi yanlış anladın. Gerçekten ebemin selamı var. Rugan olanlar, böyle pas parlak, siyah olanlar. Benim fobim var herhalde onlara karşı. Çok kötü duruyor. Yani ben kekoyum diye bağırıyor sokaktan Her ne ile kombinlerseniz kombinleyin. Yine de asla benim sevmeyeceğim bir parça. Tabii, yerine mesela şöyle bir şey giyebilirsiniz. Daha normal, daha günlük. Bence bunu da giymeyin. Yani daha modern. Beyler bana kızmayın. Siz seversiniz, sevmezsiniz. Beni ilgilendirmez. Ama ben hiç sevmiyorum. Neyi? Stilist olarak da önermiyorum. Daha... Siz stilist misiniz? Bu stilist haliniz mi? Aa özür dilerim biraz saygısızlık oldu mesleğinize ama Aslı Tim Fox 6. yeni kutlamış çok teşekkür ederim canımın içi hoş geldin daha nice aylara hep beraber inşallah <laughs> Hanımefendi stilistmiş kaçırmışız Fazlası için beni takip etmeyi de unutmayın Ben böyle bir stilisti asla takip etmem <laughs> Abla sen de o bandanayı takma Ronaldinho musun amına koyayım. <laughs> Harbiden bu arada <laughs> dilimin ucuna geldi geldi söyleyemedim birisi yazmış. İlk defa bir yargı dağıtma videosuna yargı dağıtma videosu mu? %100 katıldım. Bu gay mi? Kim gay aslan parçası? Yargı dağıtana bak kas göstermeyin diyor. Kendisi karınkası gösteriyor. Ronaldinho gibi bandana takmış. Neresi yargı dağıtıyor bu sidikli nin? Millet birbirine karşı çok acımasız oğlum ya. Olur he de geç kardeşim yani. Ha başlamış Tolga benim gibi biraz böyle şey olmuş. <laughs> Kafaya takmış mevzuyu. Siz de o postiş saçları, o takma kirpikleri ve cadı tırnağı gibi olan takma tırnakları takma, taktırmayın. Ayrıca tırnak üstüne nazar boncuğu, gökkuşağı, sim, pırlanta ve sar gibi süsler yaptırmayın. Erkeklerin sevdiği en güzel tırnaklar az kısa olan ve bordo, kırmızı, siyah, ten rengi ya da french olan tırnaklardır. French ne lan? Fransızca diyor dur bakalım french tırnak. Hangisi french tırnak? Bunların hepsi birbirinden farklı. Hangisi abi french? Bu mu french tırnak? Bu buysa bu güzel. Ha bu şekil. Ucu beyaz. Hmm. Güzel ya. Okey, idare eder. Ama bizi dinleyecek misiniz? Eee hayır. Diyeceksiniz ki biz kadınlar kendimiz için giyiniyoruz, süsleniyoruz. E biz de öyle. Tamam Ender pantolonu sen giy abicim. Buradan bunu mu anladın? Neyse en büyük Beşiktaş. <laughs> <laughs> Kuvarejma mısın be adam? <laughs> Yine en dar açıdan yakalamış yapıştırmış. En büyük Beşiktaş. Haydi bakalım. Lay 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 saldır Beşiktaş. Bu ne ya? Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybederek geri düşen motorcu seyir halindeki otomobilin altında kaldı. Bunu izlemeyelim abi bence ya. Boşver gerek yok. Durduk yere bütün tatları kaçırma alıp götürme. Bak onun yerine kardeşim TikTok atmış. Bunu izle. Bacak kıllarını alma konusundaki fikrin nedir? Kişi nasıl mutlu, rahat hissediyorsa onu yapsın ya. Çok önemli değil bence kıl tüy. Abi sen de her şeyi idare eder diyorsun. İdare eder çünkü abi hayatta güzel, çok güzel denilebilecek şey sayısı az çünkü bence. Yani o yüzden çoğu şey idare eder. Mükemmel değil, çok güzel değil. Çoğu şey idare eder. Hayatta genel olarak idare eder değil midir zaten? Yine başladı boşa. Erkek stilist. ne dedin? Yarın skinny pantolon ve kolsuz mont giymezsem orospu çocuğuyum demiş. Biraz ağır konuşmuş. Sanırım biraz gergin. kendisine yarın gününü geçirmekte başarılar diliyoruz. Allah yardımcısı olsun. Gwen daha onlara baktık. Tamamdır Eyvallah. Kim o abone olan? KJ 6. ayını kutlamış. Bugün 6. ay. Aa bugün ayın onu. Bugün Kik kanalını açmamızın 6. ayı. Yayınlara başlamamızın değil. Vay. 6. ayı kutlu olsun Keiji Öcüm. Bixi hassas konularda net tavır sergilerken bu tarz basit konularda politik takılıyor. Abicim sıkıntı şurada bence. Ben politik takılmıyorum. Dediğin gibi basit konu olduğu için üstüne düşünmüyorum. Abi kol kılı alınır mı? Ya bana ne istiyorsan kolunun kılını komple kestir. Dövmeyle kol kılı yaptır. Yani mal amık der. Geçerim. En fazla verebileceğim tepki bu olur. Yani bilmiyorum bunlar kişiden kişiye göre çok değişen ve bence çok da bir önemi olmayan işler. Kıl tüy abi yani ne bileyim saç kesimiyle çok da bir şeyi yok bence. <laughs> Mesela bu ne ben niye bunu izliyorum şu an ne geldi dur bakalım. Oo, süper bir video olmuş. Bayıldık. Bir daha. Abi Razi'ne bir sorum olacak. Erlik ilgili yapacağınız Türkizm yayınına Diamond'da yanınızda bu konuda bir girişle karşılayacak bir görüş var. Çağırır mısınız? İsteyim Abi yaparsak tabii ki bakalım. Davet ederiz. Geçen erlikte videonuzu izledim. Kıl aldırma hakkında çok tersin ondan demiş. Abi o ne zaman bilmiyorum. Ya bir de kıla mesela göğüs kılımı alırım aldırır mıyım? Aldırmam. Garip değişik gidir. Ama bacak aldırabilir miyim? Rahatsız olduysam evet yani. Dedim ki bu da böyle değil mi? Yani kafan atar. O an öyle rahat hissedersin. <laughs> Olabilir. Gay misin? Gay değilim. Yani bilmiyorum sizdeki nasıl bir erkeklik ki üç tel kıl gidince zarar görüyor falan. Değişik biraz. Bir ara hepsini alıyordum ve inanılmaz rahattı. İbne de değilim demiş. <laughs> İbne ne ya? Yazıklar olsun. Eşcinsel birey diyeceksiniz. Ben bir ay önce her yerimi jiletle aldım. Mükemmel bir his. Yormadım abi peki her yerini jilet? Ağdaya mı? Oğlum acaba erkek berberlerinde ağda hizmeti mi başlasa? Hayatımda daha korkunç çok az fikir duydum bu arada arkadaşlar. Bunu söylüyorum ama gerçekten hayatta duyduğum en korkunç şeylerden bir tanesi muhtemelen erkek berberinde ağda yapılıyor olması. Düşünsene berberin seni yatırıyor böyle ba sadece baksır var altında başka hiçbir şey yok. Bacağını falan kaldırıyor ağda yapıyor. Ne yapıyorsun lan orospu? Bir... <laughs> Cin cinayete sebep. <laughs> o yüzden kötü bir fikir. İyi bir fikir değil. Erkek güzellik salonlarında yapılıyor. Erkek güzellik salonu diye bir şey mi var? Erkek güzellik salonu ne lan? Erkeğin berber var. O başka ne var? Erkek güzellik salonu. Erkek güzellik salonu. Antalya erkek bakım ve epilasyon. Ya işte bu kadar kardeşim. Tık diye çıktı karşıma. Hemen inceliyorum. Aldığımız en yüksek seviye eğitim mezun olduğumuz üniversiteler 3 şube hizmetinizdeyiz. Ne yapıyorsunuz hocam? Adamları Ronaldo makinesine sokmuşlar. E Hani bak vallahi çok kötü pataklarım ha. E, tamam abi bir şey giriş yapmıyorum. Videoyu izleyeceğim sadece. Başka ne var? Vakumluyormuş. Selülit giderme. İçeriye gönderilen akım deri altındaki yağ tabakasını 8 santim derinliğe inerek eritir. Yalan amına koyayım. Tek seansta %60 dökülme. E geri kalan %40'ı ne yapacağız? Bir daha mı geleceğiz? Erkek epilasyon. Aha buldum. Size kampanya buldum chat. Tüm sırt, tüm göğüs, göbek, bel kol, tüm yüz, tüm bacak 5 seans 1500 lira. Bedava ha 2021'miş pardon. ben de diyorum Allah Allah biraz ucuz geldi. Neyse bu arada harbiden varmış. Ben ilk defa duydum erkek güzellik salonu diye bir şey bir yer. Bak Mardin'de bir tane varmış kardeşim. Mardin erkek güzellik salonu. Ne kadar uyumlu. Yetişemiyormuş Hızır'a. Röportaj. 90, 1999'dan beri esnaf olarak çalışmaktayım. Üçüncü ayın dokuzunda açtık. Pandemiyeden geldi ama biz pandemiye rağmen dedik ki Mardin'in değerli beyefendilerini en güzel hizmeti vermek için salonumuzu açtık <laughs> ve riski Abi, de aldık. Çok daha şükür aldığımıza da memnunuz, şikayetçi değiliz inşallah. Pandemi bittikten sonra daha güzel şeyler yapacağız. <laughs> Polat Kürtlere ne oluyor yazmış. <laughs> kardeşim bu hal ne? Cemo. Abi Ukrayna'da savaş 3. senesinde neden bu kadar ilgisizsin? 1 milyon insan oldu. Biraz da o haberlere bak demiş. atarsam bakarız kardeşim de. Yani şöyle dediğin gibi 3 yıldır devam ettiği için 3 yıl her gün kalkıp Ukrayna Rusya savaşı konuşamayız. Başladığında konuştuk. Önemli gelişmeler olduğunda konuşuyoruz. Ama her gün burada e, savaş konuşamayız. Normal karşılarsın ki. Ya mesela Filistin meselesi de ki çok daha fazla ses çıktı. Konuştuk, tepki de gösterdik. Önemli bir olay olduğunda yine bakıyoruz ama her gün konuşamıyoruz. Değil mi? 70 metrekaredendir. ama ton. güzellik merkezi dedin mi her gün konuşurum. Her sabah. Yeter ki göreyim kardeşim. Kimse beni durduramaz. Hemen atlarım. Her gün siyaset konuşuyor ya ona bir haber de Ukrayna izle. Yok izlemeyeceğim Cem Hocum. Teşekkür ederim. Çok önemli bir mesele olursa bakarız. Onun dışında bakmıyoruz. <laughs> Yemen'de konuşmam mesela. Tabi. Bu ne? Yine bir bakım bakım bir şeyler atılmış. Dur ya ne bakımı. Biraz da bakımsız olun. Ha Aha, haber. Bu ne? Anneniz falan demiş. Ne demiş oğlum? Anneler ne alakalan? Dur bakayım kardeşim bu haber <laughs> sıkıntılı bir haber olabilir. mi oldu? bir vatandaşın bu otobüs şoförlerine biraz ayar verebilir misiniz talebini yerine getirdi. Bizzat ilgili yönetici <laughs> bu annemizi, de, ha, annenizi diye okumuştum annemiziymiş. Dinleyip o otobüs hattında kim varsa toplayıp konuşacak. Bana da görüntülerini yollayacak demiş. Ha. Bu kadar hızlı sonuç alabiliyor muyuz ya? İyiymiş bu iş. ayar verirseniz. Ne gibi? Tamam. Geçen gün Gazi Osman Paşa Yıldızlar ya ben arabaya bindim otobüse. Sordum ben sordum. Gazi Osman Paşa'ya gider mi diye. Yeni arabalar olduğu için bilmiyordum. Yoksa hmm. sorar, sormazdım yani. Tamam. Şey bana bir bağırdı çünkü. Bana ne dedi lan dedi. Ne soru bana dedi niye ne söylüyorsun dedi. dedi. Nereden otobüsler Karlı Karlatepe, Tepe'den. Ben Karlı Tepe'den bindim. Eşimle beraber ya lava bak yani oldu bir tane soruya ve cevap vermek zor mu geldi anasını satayım internetten bak abi yani bu da bir seçenek de internetten bakamıyorsa kadın belki telefonu yok belki kullanma bilmiyor. yaşlı başlı kadın belki beceremiyor yani ne olacak bir tane evet teyze gidiyor desen incilerin mi dökülecek evet teyze gidiyor ya da hayır teyze gitmiyor yani çok zor olmasa gerek. Şekere sen al. Ailesizlik yaşamış. Evet. Otobüs şoförünün böyle Yıldız kötü bir ya. cevabını da evet. yaşamış. Ee, ben bunu bizzat bir yönetici annemizi ziyaret edecek. Dinleyecek. O hatta e, kim varsa toplayıp şoförlerle bu konuyu Yeni konuşacak. Gel resmi gelince bok oldum sanıyor çoğu. Trafik magandası seçiyorlar galiba. Özellikle abi resmi giy yani resmi şey giymedi ya. general şeyi giymiyor ya üniforması. Hani abicim Küçümsemeksiz söylemiyorum. Sen otobüs şoförüsün. Bir işin bir görevin var. Yani oradaki yolcuya da ya evet şuraya gidiyor ya evet ya da hayır gitmiyor falan diyebil bir zahmet. Bana da, var, bana da bana da, da, da bana da görüntüler yolluyor. Hadi, Hadi bakalım. İlgilenilmesi soru. güzel. Yakından ilgilenilmesi güzel. İnşallah devamı da gelir bakalım. Bixi çok berbat durumdalar. Benim annem de sürekli yaşıyor bu durumu. İnmesini beklemeden kapı kapatmalar. Cevap vermeden sürmeye devam etmeler. Arkadaki otobüse sür demeler. Yani alın plakasını hatta çekebiliyorsanız video, video da çekin. Şikayeti yollayın. Onlar uğraşsın siz uğraşacağınıza. Toplu mu uğraşacağına onlar uğraşsın. Biri gider başkası gelir. Memlekette şoför mü kalmadı anasını satayım. Bazıları böyle İzmir'de geçen hafta son durakta otobüs bekliyordum. Sıcak havada öğlen vakti otobüs durağının az gerisinde kapısı kapalı şoför oturuyor. Klima da sordum bu mu diye sıradaki araç yok deyip geçiştirdi. Ha, sordum mu diye sıradaki araç sonra yok demiş adam geçiştirmiş. 15 dakika sonra durağa yaklaşıp yolcu almaya başladı. Sırtından mı taşıyacak? Alsa o sıcakta bekletmese demiş. Ve başından sağmış. Şikayetleri bu arada cidden ciddi alıyorlar yemin ederim. Otobüse bastım durmadı diye şikayet ettim. 3000 lira ceza yedi ertesi gün. Aklınızda bulunsun. Plakasına bakar olun. Şikayet edebileceğiniz yerleri zaten internet üzerinde de numarasında Google'dan arayıp of kulakların bulabilirsiniz. Şikayetinizi yaparsınız arkadaşlar. Beyaz masada İstanbul'daysanız eğer beyaz masaya tweet atsanız bile şikayetinizi alıyorlar. Abi nedir abey falan diye. Acaba Antalya'da da alıyorlar mı? Antalya'da masa var mı Muhittin? Antalya. Antalya'da alıyorlar kanka bu arada. Bizde masa var mı? Beyaz masa bilmem ne masa. Bizde masa niye yok. masa yok? Muhittin Bey masa istiyoruz bizde. Bu ne? Belediyemizi arayın diyor. Kim arayacak belediyeyi? Kim uğraşacak? Ben Twitter'dan yazayım. Sen uğraş işte kardeşim. O kadar vergi ödüyoruz. Alo. Gelmiyor mu lan sizin? Alo. Geliyor sevgili dostum. Ha. Kanka Twitter'dan ben bir kere yazdım Antalya'dan dönerken. Aha. Çok rally şoför gibi kullandı diye. Ee, ulaştılar bana. Ulaşıyorlar Twitter'dan da. Ne dediler? Tamam bir daha kullanmayacak mı dediler? Ne oldu? Hı. Ben ne yaşadım. Sorunuz nedir dediler. Dedim şoförünüz çok hızlı. Çok güzel kullandı. Tebrik ederim <gülüyor> <gülüyor> falan dedi. Harbi böyle Ondan mi dedin? Sonra biraz dedim. Ya yani biraz dedim aklımızı aldı dedim. Bir şikayetiniz var mı dedi. Sonra ciddi ne biraz konu. E Yok Kanka dedi. zaten tamam, orayı dedi. şikayet ben, için ben ararsın. Kardeşim şey söylüyoruz. Yok ben aramıyorum kanka. Ben tweet attım. Tamam mı? Antalya Belediyesi'te böyle rally şoförü gibi amına koyayım diye. Okay. Onun o 16'da O bayağı demek adam. ki şey Oradan ilgilenmişler lan. Turunç Masa Hı. var Murat Paşa'da. Turunç Masa mı? Turunç Masa. Aa Murat Paşa'da harbiden varmış turunç masa diye bir şey. Ama Antalya'nın kendi belediyesinde yok. Kardeşim biz de turunç istiyoruz. Şuna bak antalya.com habere çıkmış turunç masada %93.3 memnuniyet diyor. Ben Murat Paşa'ya taşınıyorum. Hadi görüşürüz. Herkes kendine iyi baksın. Evet. Bu nedir hocam? Mersin'de sokakta başıboş maymun mu görüntülendi? Can bunlar can. Oyun istiyor. Dur bakalım. İşte siz hayvanların doğal yaşam alanlarını yok... Of yoruldum sürekli her defasında aynı şeyi söylemekten. Bu sefer sonunu getirmeyeceğim ya. <laughs> Kafi. <laughs> Allah Allah lan küçük de ufacık da bir şey ha. Ne bak. Oğlum bunlara sahip dönemiyoruz mu ya? Yasak diye biliyorum.